Anneciğim, anneciğim baksana bana ya, ben yakışıklı mıyım acaba? Şöyle bir baksana, okula gideceğim de. Ay oğlum, yakışıklısın tabii. Sen benim yakışıklı oğlumsun. Hem de çok yakışıklısın. Dünyanın en yakışıklı çocuğu sensin. Gerçekten mi anneciğim? Gerçekten o kadar yakışıklı mıyım? Evet oğlum, tabii ki yakışıklısın. Hadi koş git bakalım okuluna. Çok teşekkürler anneciğim. Hemen gidiyorum ben okuluma. Orada şuradaki çocuğun tipine bak. Harbiden öyle ya, şöyle tipine bak. Siz bana mı diyorsunuz bunları? Ama annem bana dünyanın en yakışıklı erkeği demişti. Ne? Dünyanın en yakışıklı erkeği mi? Hiç güleceğim yoktu ya, neler diyorsun sen böyle? Ay kusura bakma ama annen ya sana yalan söylemiş. Sen tipsizsin, şu kıyafetlere bak. Harbiden oğlum ya, şu tipine bir baksana sen. Üstün başın yıpyırtık, iğrenç gözüküyorsun, peynir gibi kokuyorsun, hem de çürük peynir. Hadi oradan, ben tipsiz değilim Bige. Üstümdekilere laf ediyorsunuz, fakirim diye dışlıyorsunuz işte beni. Arkadaşlar, kanala abone olmuyorsunuz, videoya da like atmıyorsunuz. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Hadi ne olursanız kanala abone olup videoya like atın, bekliyorum. Hadi oradan be, ne tipsiz değilsin, maymundan 5 dakika önce doğmuşsun resmen. Gerçekten çok kırıcısınız. Kalbimi çok kırdınız. Keşke sizin gibi insanlar hiç olmasaydı. Çok kırıcısınız. Çok üzdünüz beni. Annem bana çok yakışıklı demişti. Siz bana maymun diyorsunuz. Aman Elif ya, bu sulu göz ağlamaya başladı. Şuna bak, bebek gibi zırlıyor. Ay evet ya, şu izeye bak. Zırıl zırıl ağlıyor. İğrenç resmen. Hiç sevmem ağlayan insanları. Hadi ya, bırakıp gidelim bunu burada. Bu burada ağlasın. Ağla ağla. Siz gerçekten çok kötüsünüz. Nefret ediyorum sizden. Nefret ediyorum. Yürüyün gidin buradan. Gidin. Oğlum ne oldu? Niye üzgünsün sen? Anneciğim, sen bana yalan söyledin değil mi? Ben aslında hiç yakışıklı değilim. Aslında çok tipsizim. Sen ben üzülmeyeyim diye bana yalan söyledin değil mi? Hayır oğlum, olur mu öyle şey? Sen çok yakışıklısın. Ben sana hiç yalan söyler miyim? Sen niye böyle diyorsun? Kafayı mı yedin sen? Kim söyledi sana bunları? Az önce Arda ile Elif geçti. Bana tipsizsin dedi. Maymundan 5 dakika önce doğmuşsun dedi. Çürük peynir gibi kokuyormuşum. Üstüm başım da yırtık diye benimle dalga geçiyorlar. Ay oğlum, sen niye dinliyorsun o terbiyesizleri ya? Boşver onları. Dinleme. Sen çok yakışıklısın. Güven bana. Bilmiyorum ki anneciğim ya. Arkadaşlar, sizce ben yakışıklı mıyım gerçekten? Yoksa Arda ile Elif doğru mu söylüyordu? Tipsiz miyim ben? Ne olursunuz yorumlara yazın. Tipsiz miyim ben yoksa yakışıklı mıyım? Oğlum boşver, dinleme sana terbiyesizleri. Hadi okuluna git, büyük adam ol sonra da. Tamam anneciğim, ben gidiyorum o zaman okuluma. Hadi görüşürüz. Evet gençler, hepiniz derse hoş geldiniz. Bu koku ne ya, böyle çürük şey kokuyor burası. Çürük şey peynir kokuyor, iğrenç kokuyor. Ay hocam, şu fakirden geliyordur kokusu ya. Ben de biliyorum o kokuyu. O pis fakirin iğrenç kıyafetlerinden geliyordur o koku. Hayır öğretmenim ya, ben yeni banyo yapmıştım. Öyle geldim yani, kokmuyorum. Hadi oradan be, o zaman zart zart osurup duruyorsun değil mi? Yalancı seni. Çaktırmayın, ben osuruyorum. Oh! Ama suçu dilenci çocuğa atacağım. Hayır ya, osurmuyorum ben. Yalan söyleme, iftira atıyorsun sen bana. Hadi oradan be, osuruk böceği seni osuruyorsun. Ulan oğlum, pislik misin ya? Niye osuruyorsun ya? Pislik herif ya. İğrenç kokuttun sınıfı ya. Seni gidi ergele. Demek sınıfta zart zurt osuruyorsun öyle mi he? Utanmıyor musun sınıfta zart zurt osurmaya evladım? Niye osuruyorsun? Her neyse gençler, bu zart zurt osurmaları bir kenara bırakalım. Bugün size çok önemli bir soru soracağım. Bu sorunun cevabına göre gerçekten notlarınız çok fark edecek. Oo, bunu doğru bilmemiz lazım ya. Yoksa çok kötü notlar alabilirim. Evet gençler, hazırsanız başlıyorum soruları sormaya. Bir tane soru soracağım ve bunun cevabını bilen gerçekten çok yüksek not alacak. Hadi hocam sorun o zaman. Görürsünüz, ben bileceğim. En yüksek notu ben alacağım.
Evet, iyi dinleyin bakalım. Bir tane uçurum var. Uçurumun bir köşesinde anneniz, diğer köşesinde de tam 5 milyon dolar var. Ve ikisinden birini kurtarabilirsiniz sadece. Diğeri uçurumdan aşağı düşecek ve bir daha asla göremeyeceksiniz. Hangisini seçerdiniz? Ay, 5 milyon dolar mı? Gerçekten çok yüksek bir para. Benim annem bana asla 5 milyon dolar veremez. Ben 5 milyon doları seçerdim. Evet ya, ben de fakirlikten kurtulur çok zengin olurdum. 5 milyon doları seçerdim. Çok zengin olurdum ya. Evet Cemek, 5 milyon doları seçiyorsunuz. Öyle mi? Hayır hocam ya, öyle şey mi olur? 5 milyon doları seçmezdim ben hayatta. Annemi seçerdim. Hatta 5 milyon değil, 500 milyon olsa bile yine de annemi seçerdim. Benim annem her şeyden daha değerli benim için. Ne yani, 500 milyon dolar olsa yine de anneni mi seçerdin he? Evet öğretmenim, annemi seçerdim. Kesinlikle, ben annemi çok seviyorum. Her şeyden daha önemli benim annem. Hiçbir para annemin önüne geçemez. Hadi oradan be, pis fakire bak. Burada laf olsun diye söylüyor. Yoksa kesin parayı seçerdi. Zaten fakir, hiç parası yok. Hemen parayı alır kaçardı bu. Aynen hocam ya, burada yalan söylüyor bize. Kesin parayı alır giderdi bu. Evet evet, arkasına bile bakmazdı bu pis fakir. Hemen parayı seçerdi. Hadi oradan be, ben sizin gibi para göz müyüm he? Siz olsanız hemen parayı seçerdiniz. Sizin işiniz gücünüz para olmuş. Paradan başka bir şey düşünemez olmuşsanız. İnsanları bile parasına göre yargılıyorsunuz. Başka neyine göre yargılayacaktım oğlum? Allah Allah, parası varsa iyidir, yoksa kötüdür işte. Siz gerçekten çok kötü insanlarsınız. Hiçbir zaman zengin olamayacaksınız, görürsünüz. İyi insanlar her zaman kazanır bu dünyada. Ay hadi oradan be, pis fakire bak. Bak bize, senden daha zenginiz. Çünkü senden daha kötüyüz. Eğer senin gibi olsaydık biz de fakir olurduk, pis fakir. Para sizin düşündüğünüz kadar da önemli bir şey değil bir kere. Aile daha önemli. Aile her şeyden daha önemlidir. Yani zengin olmasam da olur ama ailemle olayım yeter bana. Evet arkadaşlar, siz de kendi cevaplarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Siz kimi ve neyi kurtarırdınız yorumlara yazın bakalım. Evet dilenci çocuk, evladım demek anneni seçerdin. Hocam, bunun doğru cevabı neydi peki? Kim kazandı? Bunun doğru cevabını yıllar yıllar sonra öğreneceksiniz evladım. Ben şimdi söylemeyeceğim. Nasıl yani? Yıllar sonra nasıl öğreneceğiz öğretmenim? Dalga mı geçiyorsunuz? Görürsünüz. Aradan yıllar geçecek ve siz bunun cevabını öğreneceksiniz. Arda, çok borcumuz var. Ödeyemeyeceğiz sanırım. Bankadan kredi çekmemiz lazım. Yoksa evimize el koyacaklar. Evsiz kalacağız. Sokakta yaşamak zorundayız. Olamaz ya. Acaba banka bize yardım edecek mi? Yanlar da yardım etmezse o zaman ne yapacağız? Bilmiyorum Arda, bilmiyorum. Ama yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Bankaya gidip destek istemek zorundayız. Eğer vermezlerse yandık. Sokakta kalacağız. Olamaz ya, olamaz. Her neyse, hadi gidelim bari içeri. Evet evet, en azından şansımızı deneyelim, gel. Evet buyurun, hoş geldiniz bakalım. Ne istiyordunuz? Borçlarımı ödememiz için acilen kredi çekmemiz lazım. Yoksa evimize haciz gelecek, evimize el koyacaklar. Evet, ne olursunuz bize borç para verin. Sonra geri ödeyeceğiz size, söz veriyoruz. Eğer bu parayı bize ödemezseniz evsiz kalacağız. Ne olur yardım edin. Hanımefendi, beyefendi, iyi hoş diyorsunuz da zaten bir ton borcunuz varmış. Bizim paramızı nasıl geri ödeyeceksiniz? Kusura bakmayın ama size güvenemeyiz. O yüzden borcunuzu ödemezsiniz. Beyefendi, evsiz kalacağız diyoruz. Anlamıyor musunuz? Üzgünüm hanımefendi ama yapacak hiçbir şey yok. Yani veremeyiz bu parayı size. Peki bir patronunuzla falan konuşsaydınız. Belki o izin verirdi. Belki o acırdı bize. Tamam o zaman, patron gelsin, bir de onunla konuşun bakalım. Ne oluyor bakayım burada? Üf, dilenci çocuk değil mi sen ya? Hala aynı kıyafetleri giyiyor. Şuna bak. Ne oldu? Sen de mi borç para almaya geldin buraya fakirlikten? Ne diyorsun sen ya? Burası benim bankam. Allah Allah. Siz ne istiyorsunuz? Patron benim burada. Ne? Patron sen misin? Gerçekten mi? Canım kardeşim benim. Çocukluk arkadaşım. Ay evet ya. Sınıfta en sevdiğim dostum benim. Seni gerçekten çok severdim okuldayken. Hadi oradan be. Benimle habire dalga geçiyordunuz siz. Şimdi zengin oldum diye beni çok mu sever oldunuz he? Sizi gidip primciler sizi. Hiç değişmemişsiniz. Hala para gözsünüz. Dilenci çocuk, ne olur
olursun bize yardım et. Yalvarırım sana, yalvarırım. Çok özür dilerim yaptıklarımızdan dolayı. Evet, ne olursun yardımcı ol bize. Söz veriyorum, geri ödeyeceğiz paranı. Ne kadar borcunuz varsa alın. Geri ödemenize de gerek yok. Benden olsun. Şimdi öğretmenimizin yıllar önce sorduğu sorunun cevabını aldınız mı he? Evet. Evet, para aslında o kadar da önemli değilmiş. İnsanlık ve aile önemliymiş. Önemli olan sevdiklerimizmiş. Evet, biz bunu bilememişiz. Senden çok özür dileriz. Sana çok kötülük yaptık. Umarım bundan iyi bir ders çıkartmışsınızdır. Umarım. Hiç merak etmeyin. Ben sizi affederim. Çok sağ ol dilenci çocuk ya. Çok sağ ol. Anneciğim, babacığım, ben okula gidiyorum. Sizi bu fakir hayattan kurtarmak için çok çalışacağım. Ondan sonra da iş sahibi olacağım büyüyünce. Canım oğlum benim ya. Adamsın sen. Adamsın. Çok çalış ne olursun. Kurtar bizi bu fakir hayatından. Evet oğlum. Bıktık artık dilenci olmaktan. Bıktık. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi okuluma gideceğim. Çok ders çalışacağım. Beni ne kadar dışlarlarsa dışlasınlar. Umurumda değil. Ben ailemin hayatını kurtarmak zorundayım. Vay be oğlum. Ne kadar sorumluluk sahibi bir çocuksun. Senin gibi evlat bulunmaz. Çok sağ ol oğlum. Hadi babacığım, anneciğim, kendinize iyi bakın. Gidiyorum ben. Of ya of. Keşke bir dilek hakkım olsaydı da anında çok zengin olsaydım. Ne kadar güzel olurdu ya. Ailemi de kurtarırdım. Baba! Para ver para baba! Ne oluyor ya sabah sabah? Baba sana diyorum baba. Para versene. Para ver hadi. Allah Allah. Biz bu çocuğu yaparken nerede yanlış yaptık ya? Evladım sen öküz müsün? Öyle para istenir mi? İnsan bir kalkar gelir. Günaydın babacım der. Ya baba uzatmanın lüzumu yok diye düşündüm yani. Her gün para istiyorum zaten. Parayı ver gideyim. Doğru doğru. Haklı sen. Beni zaten ya araba anahtarı istemek için ya da para istemek için görüyorsun. Başka zamanlar yanıma bile gelmiyorsun. Ya baba ne yapayım ya? Allah Allah. Sevgilin misin sen benim her zaman yanına geleyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok evladım yok. Sen uslanmaz bir öküzsün. Sana yapacak bir şey yok. Al şu 100 lirayı defol git buradan. Hey sen. Evet evet sen oradaki. Çabuk kanala abone ol. Videoya da like at. Hala abone olmamışsın. Bak olmazsan var ya seni var ya çok sinirlenirim. Hey Allah'ım baba ne var ya? Niye kızıyorsun? Allah Allah alt üstü para istedik. İyice cimri olmaya başladın sen de. Neyse sağ ol. Ayrıca günlük 300 lira da yetmemeye başladı haberin. Olsun. Bu şartlarda ben okul okuyamam yani. Zam yapmam lazım. Lan belede bak günlük 100 lira yetmiyor diyor bir de. Zam istiyor. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Çıldıracağım. Ey Allah'ım ya günlük 100 liraya öğrencilik yapan mı kaldı? Bu şartlar altında okuyamam ben yani. Benim günlüğümün 300 lira falan olması lazım. Yoksa derslerimde başarılı olamam yani. 300 minimum. Evet gençler bugün sizlerle beraber çok büyülü bir ders işleyeceğiz. Ne? Çok büyülü mü? O nasıl olacak öğretmenim ya? Büyülü ders mi olur? Olur evladım. Niye olmasın? Senin öğretmenin koskoca baldiyken her türlü ders olur. Doğru öğretmenim. Pardon haklısınız. Siz evrenin en iyi öğretmenisiniz. Aynen öyle evladım. Aynen öyle. En iyiyim ben. Nerede bak oğlum? Yan kilosu kaç para oldu? Sabahtan akşama kadar öğretmene yağ çekiyor. Hiç de çalışmıyor. Hocam peki tam olarak nasıl olacak bu? Evet hocam ya ben de anlamadım. Şimdi biz sihir yapmayı mı öğreneceğiz? Hayır gençler hayır siz yapmayacaksınız. Şimdi ben yanımda bir tanecik peri getirdim. Bakın işte burada. Şimdi onu serbest bırakacağız ve isteyen istediği dileği dileyebilecek. Vay canına bu bir peri inanmıyorum. Ay oley be oley çok güzel olmayı dileyeceğim sonunda. Yürü git şuradan Elif ya. Senin güzelliğin var ya 40 tane büyücü bir araya gelse yine seni güzel yapamaz. Ay yürü git şuradan Şirek ya. Allah Allah ben zaten çok güzelim bir kere. Allah'ım ya. Evet sessizlik. Evet şimdi Arda sıradan başlayalım. Ne diliyorsun bakayım? Dile benden ne dilersen? İnanmıyorum ya bu gerçekten bir peri. Ne istersem yapacak. Ne dilesem ya ne dilesem. Arkadaşlar sizce ne dileyim? Unutma Arda sadece bir dilek hakkım var. Ona göre yani. Evet sadece bir dilek hakkı. O zaman ben en kaslı insan olmak istiyorum. Beni daha çok kaslı yap. Ulan dileye dileye bunu mu diledin? Vizyonsuz herife bak ya. Allah Allah. Ne var hocam ya? Kaslı olmak istiyorum ben işte. Kaslı yapsın beni. Allah Allah. Madem öyle istiyorsun o zaman yapıyorum. Hokus pokus. Ne oldu bana böyle? Arda inanmıyorum evladım. Çok kaslı oldun ama biraz fazla olmadı mı sence de? Evet ya bu biraz fazla oldu. Birazını geri alamaz mıyız ya? Hayır maalesef. Tek dilek hakkın var.
Of ya of, ne yapacağım ben şimdi? Neyse, en azından artık çok güçlüyüm. Kimse bana bulaşamaz. Oğlum bu ne hal böyle ya? Hayvan gibi olmuşsun. Affedersin ama çok çirkin oldun ya. Rüzgar, doğru düzgün konuş. Bir çakarım sana, vallahi uzaya fırlarsın ha. Doğru söylüyorsun kardeşim. Fırlatırsın. Kusura bakma, çok güzel olmuşsun. Yanlış çıktı ağzımdan. Aferin, böyle adam ol. Öğretmenim, ben çok güzel olmayı diliyorum. Ne olursunuz bir an önce güzel olayım. Tamamdır Peri Hanım, Elif'i güzelleştirir misiniz acaba? Durun. Ben de Elif'in çok çirkin olmasını istiyorum. Tamamdır, ikinizinkini yapıyorum. Hokus pokus. Ne oldu bana böyle? Çok çirkin oldum. Sinek sonradan dilediği için dileğini onunki gerçekleşti maalesef. Vay sinek, ne yaptın oğlum bana? Senin ağzını burnunu kıracağım oğlum. Bana Elif çok güzel olmuşsun ya. Aşık oldum oğlum sana. Görüyorsun değil mi? Bak Keko sana aşık oldu. Of sinek ya. Of oğlum. Of. Sanırım sıra bende. Ne dilesem acaba ya? Ne dilesem? Çok mantıklı bir şey dilemem lazım. Belki bu büyücü sayesinde çok zengin olabilirim. Evet. Şimdi bu sınıfta en zengin kim? Rüzgar. Tabii ya, Rüzgar'ın yerine geçebilirim. Böylece çok zengin olurum. Ailemin de karnını doyurabilirim. Evet. Başka dileği olan var mı? Sadece tek dilek hakkınız var. Unutmayın. Evet. Benim var. Bakar mısınız? Ben zengin olmak istiyorum. Rüzgar'la yer değiştirmek istiyorum. O benim yerime geçsin, ben de onun yerine geçeyim. Durun ya. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Durun, yapmayın ne olursunuz. İstediği şeyi dileyebilir. O yüzden hokus pokus. Dileği yerine getiriyorum. Hayır. Neredeyim ben? Burası neresi böyle? Rüzgar evladım, kalksana artık. Hadi sene, saat kaç oldu? Ne? Evladım mı? Sen kimsin ya? Ben seni tanımıyorum ki. Ya oğlum, böyle şaka mı olur? Allah Allah ya, bırak şimdi şaka yapmayı. Kalk hadi. Of, bu yatak ne böyle ya? Belim kopmuş vallahi. Belim çok ağrıyor. Babacım, bu yatak ne tüyünden yapılmıştı ya? Bilmiyor musun? Ben sadece kas tüyünde uyuyabiliyorum. Ya Rüzgar, sen de bugün bayağı şakacısın ha. Kas tüyünü evladım, bildiğin samandan yapılmış yatak işte. Ne? Atlara yem olarak verilen samandan mı? Dalga geçmiyorsun değil mi? Ey Allah'ım, ne dalga geçmesi ya? Saman işte saman. Allah Allah, bugün ne oldu sana ya? Kafana saksı falan mı düştü? Ey Allah'ım, neler oluyor burada ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar, ben niye buradayım? Ne oluyor? Bu adam bana niye oğlum diyor? Birisi açıklasın lütfen bana yorumlarda. Hadi oğlum yürüsene. Okula geç kalacaksın bak. Hadi hızlı ol biraz. İyi tamam, hadi neyse. Harçlık ver de gideyim okula bari. Allah Allah ya, bu çocuk hiç harçlık istemez. Nereden çıktı şimdi bu harçlık? Neyse vereyim bari. Al bakalım hadi harçlığın. Bu ne ya, dalga geçiyorsun değil mi benimle? Şaka yapmayı bırak da gerçek harçlığımı ver. Ne gerçek harçlığı evladım? Ne diyorsun sen böyle? Ya bugün konuştuk ya, 100 lira veriyordun. 300 liraya çıkart dedim ben. Allah Allah. Evladım, bu 1 lirayı alıyor musun, almıyor musun? Bak sinirlenmeye başladım ha. Of ya of, tamam gerek yok harçlığa. Gidiyorum ben işte okula. Of. Allah Allah, ne oldu bugün bu çocuğa ya? Gerçekten çok garip davranıyor. Çok enteresan. Neredeyim ben? Burası neresi böyle? İnanmıyorum ya. Gerçekten harika uyudum. Ne kadar rahat bir yatakmış böyle bu. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel uyudum. Ama benim odam değil ki burası. Benim odam yok ki zaten. Ben evin içinde yatıyorum. Bu elmaslar da ne böyle? Bizim bu kadar elmasımız yoktu. Bu ayakkabılar, kıyafetler. Benim hiç bu kadar giysim olmadı ki hayatımda. Sadece bir tanecik oldu. O da üstümdekiler. Neyse. Bu da ne böyle? Çok güzel kokular geliyor aşağıdan. En iyisi gidip bir bakayım. Allah Allah, ne oluyor ya? Merhaba, günaydın. Siz kimsiniz? Bu ev neresi? Benim burada ne işim var acaba? Birisi bana anlatabilir mi? Oğlum, dalga mı geçiyorsun sen bizimle ya? Allah Allah. Evet ya, dalga geçme bizimle. Hadi bakayım, kahvaltın hazır. Canım ne çektiğini bilmediğim için hem sana cheeseburger yaptım hem de hot dog. Vay canına ya, ben hayatımda hiç bunlardan yememiştim. Çok sağ olun. Nasıl yemedin evladım? Her gün yiyorsun ya zaten. Allah Allah. Ayrıca senin bu üstündekiler ne? Niye yırtık pırtık giyinden? Evet evladım, başka kıyafet mi bulamadın odanda? Allah Allah. Ne yani? O kıyafetler benim miydi? İnanmıyorum. Ayrıca saat geç olmaya başladı. Daha okula yürüyeceğim. Hemen çıkmam lazım benim. Yürümesi evladım. Özel pilotumuz helikopterle seni bırakır okula. Niye dert ediyorsun ki? Evet ya, bugün senin üstüne bir gariplik var. Gerçekten çok enteresan.
konuşuyorsun? Evet oğlum, korkutuyorsun bizi. Ne oluyor sana? Ben de anlamadım ki ne olduğunu. Allah'ım ne oluyor? Ben dilenciydim normalde. Nasıl bu sürede zengin oldum? Ama neyse, nasıl olduysam oldum. Allah Allah, en iyisi ben şu yemekleri bir güzel yiyeyim. Sonra da güzel güzel giyinip okula giderim. Of ya, of, çok yalnızım, çok. Ne zaman bir kız arkadaşım olacak benim? Çok yalnızım, of be. Elif işte orada. Yanına gidip konuşabilirim belki. Of, ama çok utanıyorum. Cesaretimi toplamam lazım. Hadi Arda, yapabilirsin. Sadece gidip merhaba diyeceksin. Bu kadar zor değil yani. Evet evet, gidiyorum. Yoksa hayatım boyunca sevgilim olmayacak bu gidişle. Hop kız, merhaba. Ne dedim ben ya? Hop kız ne oğlum? Hüdük müsün sen? Arda, hop kız mı? Ne diyorsun sen ya? Elif kadın, şey yani ben Leydim, şey dedim, naber? Arda, üzüldün müsün yoksa üzüldün taklidi mi yapıyorsun? Allah Allah. Yok ya, ne taklidi? Özür, şey Çocuğa bak ya, heyecandan dilini yuttu. Yok canım, ne heyecanlanması? Ben çok cesaretli biriyim. Allah Allah, bak sen şu işe yakışıklı. Yakışıklı mı? Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay, şuna bak, çocuk heyecandan bayıldı. Hem de sadece yakışıklı dedim diye. Ne oluyor bana? Elif bana yakışıklı dedi. Ay, baygınlık geçiriyorum galiba. Bir fena oldum. Ay Arda, şapşal mısın? Kalk ya, kalk. Elif, ne oldu bu Ezi'ye ya? Ay, bilmiyorum ki, konuşuyorduk. Aniden heyecanlanıp bayıldım. Ezik işte, ne yapacaksın? Daha kızlarla konuşmayı bile bilmiyor. Hadi yürü, boş ver bunu. Gidelim buradan. Ay tamam, olur, gidelim. Tamam hadi, takip et beni. Sana bir Starbucks'tan kahve ısmarlayayım. Oo, Starbucks mı? Tamam tamam. Olamaz, ne oldu bana? Kız gitti. Of ya, of. Yine rezil oldum. Of ya, rüzgar yine aldı gitti kızı işte. Yok yok, bu böyle olmayacak. Benim bir şekilde havalı olmam lazım. Havalı olmanın ilk kuralı kaslı olmak. Hemen gidip spor yapmaya başlamam lazım. Hemen. İşte bu. Şuna bak, nasıl kaslandım. İşte bu. Vay, ula oğlum, ne oluyor burada? Benim hayvanlar nerede? Ula, hepsi yok olmuş oğlum. Hayvanlarım nereye gitti benim? Canım hayvanlarım. Halo amca, o senin hayvanlar gitti ya. Ne dersin oğlum sen? Nereye gitti benim hayvanlar? Sen benimle dalga geçirsen. Hayvanlarımı nereye koydun? Çabuk bana söyle oğlum. Nereye mi koydum? Midemdeler. Vay, o nasıl oluyor oğlum ya? Allah, görmüyor musun ya? Kocaman kaslar yaptım. Yani bunları yapmak için de et lazımdı. Sonuçta biliyorsun yani, et yemeden kas olmaz. Ula oğlum, benim bütün tarladaki hayvanları yedin mi sen şimdi? Evet abi, hemen kaslanmam gerekiyordu. O yüzden hepsini yedim. Hayvan mısın oğlum sen? Öşeklerim vurdu benim. Öşekleri de mi yedin? Vallahi abi, çok acil kaslanmam gerekiyordu. O yüzden yedim, evet. Ula Arda oğlum, defol git buradan. Yoksa senin ağzını burnunu kıracağım. İyi be, iyi gidiyoruz. Allah Allah, sporcuya da biraz saygınız olsun yani. Baksana şu kaslarıma. Of be. Ula defol. Defol git oğlum, defol git. Elif, kahveler nasıldı? Beğendin mi? Ay evet, gerçekten çok güzellerdi. Teşekkür ederim. Oh iyi, hadi. Ben 2 dakika okula tuvalete gireceğim, tamam mı? Çok çişim geldi de. Ay tamam madem, ben seni burada bekliyorum. İşte Elif orada. Şimdi ona gidip mükemmel kaslarımla hava atabilirim. Hazır rüzgarda gitmişken çok iyi olar. Bu sefer kesin aşık olacak bana, kesin. Hey Elif, şunlara bak. Arda! Ne oldu? Çok etkilendin değil mi? Ay imdat! Sokakta çıplak çıplak geziyor, biz sabık! Elif, ne diyorsun ya? Ne alakasınla? Ay çıplak çıplak geziyorsun işte, hep biz sabık, defol git, duysan hatta! Ama ben kaslıyım yani, çıplak gezerim, kaslarım var! Ay bana ne senin kasların var, defol git şuradan be, defol git! İyi be, tamam, ne arıyorsun? Anneciğim. Allah Allah ya, bir sabaha bak, gelmiş, ne yapıyor? Kaslarını sıkıyor burada. Tövbe tövbe, manyak mıdır nedir? Allah Allah ya, niye böyle oldu ki şimdi? Nerede yanlış yaptım ben?
Mis gibi kas yaptık işte. Bana aşık olması gerekiyordu. Sapık diye tokat attı bana. Galiba kıyafetlerimi beğenmedi. Gidip yeni kıyafetler alayım. Havalı olayım. Çıplak mıplak dedi yani bana. Çok utandım. Oo abi, ne kadar kaslısın sen ya. Evet evet, çok kaslıyım. Vay be, senin kıyafetlerin ne kadar güzelmiş öyle. Aynen abi, gerçekten çok havalıyım değil mi? Evet kardeşim, beni de havalı yapsana ya. Abi ben seni nasıl havalı yapayım ya? Senin tipin kayık bir kere. Ulan Melede bak, bana en havalı kıyafetlerinden vereceksin. Yoksa senin ağzını burnunu kırarım. Abi sakin ol ya, niye dövüyorsun beni? Veriyor mu vermiyor mu? Bak hazır, çok kaslıyım, seni döverim. Abi tamam ya, tamam, sakin ol. Allah Allah, iyi. Manyağa bak, dövecek hemen beni ya. Allah Allah. Eyvallah kardeşim, gerçekten çok havalı oldum yani. Abi çok havalı oldun da ayıptır sorması, benim kıyafetleri ne zaman geri getirirsin ya? Ne geri getirmesi oğlum, artık bunlar benim. Ama abi onlar benim de. Tamam işte oğlum, senin de bana verdin, artık benim oldu. Of abi ya, of, çok gıcıksın ya. Adama bak, zorla aldı resmen kıyafetlerimi. Çaldı, bir sür sen. Evet, işte her şeyin başladığı yerdeyiz tekrar. Elif yine durakta, dolmuş bekliyor. Ama şimdi ben farklıyım. Şimdi gidip cesaretimi toplayıp onunla tekrar konuşmam lazım. Hey Elif, merhaba. Gerçekten çok tatlısın. Bu yüzden de sana bu çiçeği vermek istedim. Hey arkadaşlar, baksanıza ya, benim hiç arkadaşım yok. Eğer siz benim arkadaşımsanız kanala abone olup videoya like atar mısınız? Bakalım benim kaç tane arkadaşım varmış, görelim. Acaba beni kırmayıp kabul eder misin? Hayat, inanmıyorum, çok tatlısın. Teşekkür ederim, sen de öylesin. Hayırdayım. İşte bu be, işte bu. Sanırım bu sefer oldu. Sanırım bu sefer Elif benden hoşlandı. Aferin Arda oğlum sana, aferin, başardın işte. Hop Elif, atla hadi kızım, gidiyoruz. Ne oluyor ya? Oo, rüzgar, arabayı mı aldın? Çok havalı. Ne yani, rüzgarın arabası var diye beni bırakacak mı şimdi bu kez? Ay rüzgar, hemen gidiyorum. Hadi bas gaza girelim. Zikardaya bak, kızık attım yine. Bu ne böyle ya, bu ne böyle? Ne yapsak yaranamıyoruz bu kızlara ya. Of of. Demek arabalar çok havalı, öyle mi? Demek her şey parayla oluyor. Göstereceğim ben size o zaman. Görürsünüz siz. Sanki bizim arabamız yok. Baba, arabanın anahtarları nerede? Araba lazım bana. Ne arabası evladım? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah. Yaşın kaç, başın kaç. Defol git şuradan ya. Seninle mi uğraşacağım? Ayrıca senin bu halin ne ya? Ne oldu oğlum sana? Öküz gibi olmuşsun. Evet baba, biraz kas yaptım. Bir de bir tarla dolusu hayvan yedim. Birazcık da kıyafet falan çaldım yani. Öyle. Oğlum ya, sen de harbiden hayal dünyasında yaşıyorsun. Anlattığı şeylere bak ya, hayallere bak. Neyse, iyi hadi. Yürü git, odan açık, oyun oyna. Bu beni anlamayacak. Yapacak bir şey yok. Arabayı kaçıracağız yani. Neyse baba, hadi görüşürüz. Olmaz, araba çalıştı. Ulan Arda. Eşek sıpası, gel buraya. Hayır. Ulan şu Melede bak ya, arabayı kaçırdı. Terbiyesiz. Üzgünüm babacığım, almam gerekiyordu. Göstereceğim ben sana, göstereceğim. Bittin oğlum sen. Ay Arda çok havalısın. Ay şuna bakın ya, çok tatlı. Ay evet ya Arda, ne olursun bana imza ver. Ay evet, bana da ver, bana da. Tamam kızlar, sakin olun ya. Merak etmeyin, biliyorum çok havalıyım. Ama hepinize yetecek kadar zamanım var. Hepinize imzamı dağıtacağım. Hatta hepinize imzalı posterler vereceğim. Ay yuppi, madamın en baş köşesine asacağım senin posterini Arda. Ay bu da ne böyle? Arda, Arda bu ne böyle? Ne oluyor burada? Hayranlarım benden imza topluyor da o yüzden. Ay inanmıyorum, senin üstü açık bir araban mı var? Ay Arda, geçen bana verdiğin çiçek çok güzeldi. Evet evet, hatırlıyorum. Rüzgar'ın arabasına binip gitmiştin. Vermedim ki ben sana o çiçeği. Daha doğrusu sen almadın. Ay evet, şimdi verebilirsin. Hatta belki ben de sana veririm çiçek, ne dersin? Yok ya, kalsın değil mi kızlar? Ay evet Arda, sen de hayırlarına layıksın. Boş ver şu yelluzu. Ay evet evet, çikim bir şey zaten o Arda. Boş ver onu. Duydun Elifciğim, çikim bir şeymişsin sen. Seni boş veriyorum, gittin. Ay inanmıyorum ya, iyice havalandın sen de. Allah Allah. Ben seni
seviyorken sen bana hiç yüz vermedin. Parama baktın. Şimdi de ben sana yüz vermiyorum işte. Sen beni ünüm şöhretim için seviyorsan, param için seviyorsan. Eğer beni gerçekten seviyor olsaydın eskiden de söylerdin. Hayır ya, özür dilerim. İşte suçunu bildiği için gitti. Ulan eşek sıpa sen. Demek arabamı kaçırırsın ha? Şimdi senin ağzını burnunu kırdım oğlum. Eyvah babacığım, dur dur. Kızların önüne yapma. Ne yapma? Ne yapma? Bir de kızlara gelmiş arabamla hava atıyor. Ay Arda, bu kim böyle ya? Bilmiyorum ki ya, Allah Allah. Yolunu sapıttı herhalde. Gider şimdi, merak etmeyin. Demek yolunu sapıttı. Demek şimdi gider ha. Ben şimdi bir gideceğim ama sana gideceğim. Gel lan buraya. Anneciğim, babacığım, ben okula gittiğimde zaten beni dışlıyorlar ya. Ben okula gitmesem olmaz mı? Zaten derslerime çalışsam da çalışmasam da sıfır alacağım. Gitmeme ne gerek var ki? Aslında çocuk doğru söylüyor ama oğlum sen yine de git. Belki bir şeyler öğrenirsin. İleride işine yarar. Evet oğlum, sen yine de git. Büyük ana bulmaya çalış. Boşver, onlar seni dışlayı koysunlar. Of ya of, tamam madem öyle diyorsunuz öyle olsun madem. Ben yine de gideyim okula. Bakalım bugün nasıl davranacaklar bana. Aferin oğlum. Hadi bakalım git okuluna. Bu da harçlığın. Al bakalım şu parayı. Bir daha bir ay boyunca benden bir daha para isteme, tamam mı? İyi de babacığım, bu 10 lira. Bir ay diyorsun, 30 gün var. 1 lira bile düşmüyor günlük. Bu para bana nasıl yetecek babacığım? Yeter oğlum yeter. Hiç merak etme sen. Al şunu, al al, çekinme al. Tamam babacığım ya, aldım işte. Neyse hadi artık ben gittim. İkinize de görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz oğlum. Hadi dikkat et kendine. Hayırlı dersler. Vay be canım oğlum benim. Her şeye rağmen okuluna gidiyor. Ben onun yaşındayken okumamıştım. Serseri olmuştum. O benim gibi olmayacak. Aferin ona. Evet gençler, hepiniz sınıfa hoş geldiniz bakalım. Gelmeyen var mı sınıfa? Şöyle bir bakayım. Gelmeyen var mı? Hocam kör müsünüz siz ya, Allah Allah. Yanındaki sırayı görmüyor musunuz? Bomboş işte. Bu fakir çocuk gelmemiş. Sonunda okulu bıraktı galiba. Dilenciliğe başladı. Oh iyi olmuş. İyi, zaten hiç sevmemiştim. Çöplük kokuyordu çocuk. Aynen öyle. Kıyafetler yırtık pırtık da. Hiç güzel değildi. Ay evet ya, tipsizdi zaten. İyi oldu gelmemesi. Evet çocuklar, evet haklısınız. Ben de fakirleri hiç sevmem zaten. Gelmemesi bayağı bir iyi oldu yani. Ben de sevmem öğretmenim. Bir insanın zengin olması lazım. Eğer zengin değilse hiç sevmem onu. Tık 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 tık. Kapı çalıyor. Hangi cüretsiz benim dersime geç kaldı. Gir içeri. Öğretmenim pardon, kusura bakmayın. Ben geç kaldım biraz. Arkadaşlar herkes beni çok dışlıyor. Bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atar mısınız? Hepinize gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek geç kaldım he? Ne demek geç kaldım? Benim dersime hangi hadsiz geç kalır? Hocam burnum. Hocam biraz hasta olmuşum da ben. Ondan geç kaldım yani. Lan eşek sıpası, niye mikroplarını sınıfa yayıyorsun he? Pislik herif, pislik herif seni. Hapşırıyorsun, o fakir mikropların sınıfa yayılıyor senin yüzünden. Çık git, defol git. Özür dilerim öğretmenim. Öyle yapmak istememiştim. Ha, sadece hasta oldum. Geç yerine, canımı sıkma benim. Hadi çabuk. Tamam öğretmenim. Geçiyorum hemen yerime. Hemen geçiyorum. Hayır, tipsiz herif. Önüme oturdu bir de. Pis fakir. Öğretmenim, bu niye benim önümde oturuyor ya? Ben bunu istemiyorum. Kızım ne yapayım? Nerede oturayım ya? Allah Allah, en önde oturuyorum işte. Dersimi dinleyeceğim. Ne zararım var benim sana? Allah'ım ya. Ay çok zararın var. Varlığın bile zarar yani. Tipsizsin sen. Ayrıca kokuyorsun. Evet oğlum, sen çöplük kokuyorsun. Ne yapayım yani? Çöplükten yiyiniyorum. Çöplükten de yiyorum yemeğimi. O yüzden çöplük kokuyorum işte. Siz de çöplükten giyinseydiniz siz de çöplük kokardınız. Evet arkadaşlar, sessizlik. Şimdi sizlere bir soru soracağım ve bu soru notlarınızda çok fazla yer kaplayacak. Bu soruya doğru cevap verenler daha yüksek notlar alacak. İşte bu be, bu soru sayesinde belki dersten yüksek not alırım. Evet gençler, söyleyin bakalım, sizin için aile mi daha önemli yoksa para mı? Arkadaşlar siz de yorumlarda bunun cevabını vermeyi sakın unutmayın. Bu ne kadar kolay bir soru ya öğretmenim,
Tabii ki paraya, Allah Allah. Aile karım mı doyururmuş? Tabii ki para derdim ben. Rüzgar haklı öğretmenim. Zaten benim babam bana para veriyor. O yüzden yani seviyorum. Para vermese o kadar da sevmezdim yani babamı. Evet hocam, ben de katılıyorum bunlara. Para daha önemli. Bu ne ya, neler diyor bunlar? Hepsi yanlış cevap veriyorlar. Aslında para daha önemli değil. Aile daha önemli. Para nedir ki? Para gelip geçer ama aile her zaman yanında kalır. En önemli şey ailedir. Ay ne saçmalıyorsun fakir ya, Allah Allah. Ay ne yapayım ben? Para olmasa ben böyle istedik yapamazdım. Makyaj yapamazdım. Manikür pedikür yapamazdım. Bu kadar güzel olmazdım yani. Evet Elif kızım, haklısın. Siz de haklısınız çocuklar. Ama sen fakir çocuk, senin bir halttan anladığın yok. Çık git sınıftan. Sen ne cahil çocuksun ya, gelmiş aile daha önemli diyor. Para daha önemli tabii. Öğretmenim neler diyorsunuz siz? Nasıl aile daha önemli değil? Para daha mı önemli? Evet bak, paran olmadığı için kimse seni sevmiyor. Demek ki neymiş? Para daha önemliymiş. Hadi oynan be. Eğer benim ailem olmasaydı ben burada bile olamazdım bir kere, tamam mı? Benim ailem çok iyi. Annem de babam da her zaman benim yanımda oluyor. İyi günde, kötü günde. Eğer sizin de aileleriniz olmasaydı burada olamazdınız bir kere. Hepiniz aileleriniz sayesinde buradasınız. Evet, aslında doğru söylüyorsun. Babamın verdiği harçlıkla geldim ben buraya. Size daha çok dayanamayacağım ben. Burayı terk ediyorum. Gidiyorum ben buradan. Çok kötüsünüz. Aa, çocuğa bakın. Sınıfı terk etti. Ay aman boşverin hocam, zaten saf direğin tekiydi, iyi oldu, hem de fakirdi zaten. Evet evet, doğru söylüyorsun, fakirdi zaten. Bunlar gibi bir insan olacağıma giderim bir yerde çalışırım daha iyi. Bunlar gerçekten çok kötü insanlar, bunların yanında duracağıma giderim para kazanırım. Bunlar gibi olacağıma giderim para kazanırım, aileme destek olmuş olurum hep. İşte kayda başlayın. Şuradan bir genç geliyor. Hindi, durduracağım ben onu. Sosyal deney çekelim ona. Tamamdır amcacığım, hiç merak etme sen. Kayıttayız biz, çekiyoruz. Hop, genç adam. Buyur amcacığım, ne oldu? Ya benim burada bir çantam var da onu taşıyamıyorum, pek ağır bu. Benim için eve kadar taşıyır mısın onu? Şey, taşırım amcacığım, hiç sorun değil, merak etme. Bu çanta mı? Evet yavrum, bu çanta, önündeki işte. Tamam amcacığım, sen hiç yorma kendini. Ben taşırım bunu senin için. Vay canına ya, çantaya bak, içinde para doluymuş. Bu paralar benim olsa var ya, zengin olurdum. Köşeyi dönerdim valla. Ama tabii ki bu paralar benim değil, onları alamam. Amcaya yardım edip gitmem lazım. Hırsızlık yapamam. Çünkü bu çok yanlış bir şey. Hadi bakalım genç, al şu çantayı da gidelim bizim evin oraya. Aldım işte amcacığım, hadi artık gidebiliriz. Sen bana yolu göster. Tamam hadi, gel bakalım benimle. Gerileri takip et. Hay Allah ya, amca da yaşlı iyice. Parayı alıp kaçsam mı? Aslında alıp kaçsam ruhu bile duymaz. Ama yok yok, bu çok yanlış olur. Götüreyim ben parasını. Evet genç, geldik işte. Burası benim evim. Vay canına amca, demek burada yaşıyorsun. Gerçekten çok güzelmiş evin. Gerçekten çok zengin olmalısın. Oldukça güzel bir evin var. Resmen kocaman bir villan var. Kendi otoparkı dahi var. Evet evladım, biraz paramız var işte. Ne güzel amca, inşallah ben de bir gün çok çalışacağım, ben de senin gibi zengin olacağım. Al buyur, bu da çantan. Vay be evladım, demek paraları çalmadın. Biz sana bir sosyal deney çekiyorduk. Senin gibi fakir bir çocuk paraları çalacak mı diye baktık, sen çalmadın. Üstün başın yırtık olmasına rağmen, çok fakir olmana rağmen o paraları almadın. Aslında senin çok ihtiyacın var o paralara. Evet, aslında çok ihtiyacım var ama ben kimseden para çalamam, bu çok yanlış. Bu paralar senin paraların, onlar senin emeklerin, onları alamam ben. Aferin evladım, aferin. Böyle yaptığın için o paralar senin. Tebrikler beyefendi, ödülü kazandınız. Gerçekten mi? Gerçekten benim mi oldu bu paralar? İnanmıyorum, çok sağ olun. Size söz veriyorum, bu paralarla kendime bir iş kuracağım. Sonra da çok çalışıp zengin olacağım sizin gibi. Merak etme evladım, ben bu konuda da sana her zaman destek olacağım. Bundan sonra senin arkanda ben varım. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz değil mi? Çok duygusal bir an gerçekten, çok. Gerçekten çok teşekkür ederim amca. Sen harika bir insansın. Beni de ailemi de kurtardın. Annemlerin karnını doyuracağım bu parayla. Babamınkini, anneminkini, istediklerini alacağım. Helal olsun oğlum.
Helal olsun oğlum sana. Bak kendini de düşünmüyor, ailesini düşünüyor. Aferin sana, aferin. Önemli olan ailedir değil mi amcacığım? En önemli şey ailedir. Ailem bana her zaman çok destek verdi. Ben de şimdi onları destekleyeceğim. Ceplerindeki son parayla beni okula yolluyorlardı. Kendileri aç kalıyorlardı. Şimdi ben de onlara bakacağım. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz. Gözyaşlarımı tutamayacağım şimdi. Aferin evladım, aferin. Senin gibi insanlar lazım işte bu dünyaya. Sen gerçekten çok iyi bir çocuksun. Bundan sonra ben senin her zaman yanındayım. Bir şeye sıkıştığın zaman benim yanıma gel. Benim yanımda da çalışabilirsin. Çok para veririm. Gerçekten çok sağ ol amcacığım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İyi ki karşıma çıktın. Çok mutlu ettin beni. Ay be oğlum, çok kaslı, çok yakışıklı olmuşsun. Maşallah maşallah. Nazar değmesin oğluma. Sağ ol babacığım ya. Sence kızlar beni beğenir mi? İlk defa kaslı bir şekilde okula gideceğim bugün. Normalde kızlar beni hiç beğenmiyordu. Maymuna benziyorsun diyordu. Dalga geçiyorlardı benimle. Bütün kızlar zengin diye rüzgarı seviyordu. Kimse beni sevmiyordu. Sen hiç merak etme oğlum. Bir gideceksin, inanamayacaklar gözlerine. Bu ne be? Oha diyecekler. Şu yakışıklılığına bak. Maşallah maşallah. Kimin oğlu işte? Benim oğlum. Aynı bana çekmiş. Çok kaslı. Hiç gireceğim yoktu. Sen mi kaslısın fakir? Ne var Miray ya? Niye gülüyorsun? Allah Allah, gayet kaslıyım ben. Allah Allah ya. Arkadaşlar bana kassız diyor ya. Sizce ben kaslı mıyım değil miyim? Yorumlara yazın. Bence çok kaslıyım yani. Ay fakir saçmalama. Neren kaslı senin? Allah Allah. Neyse, en iyisi ben hemen gideyim. Siz kavga etmeye başlayacaksınız. Hiç arada kalmayayım ben. Git oğlum git. Ben de ne kadar kaslı olduğumu göstereyim bir. Göreceksin şimdi Miray. Ne kadar kaslı olduğumu göreceksin. Her şeyi kaldıracağım. Çok güçlüyüm ben. Ay fakir saçmalama ya. Allah Allah, kafayı mı yedin? İyisin şimdi, kaldıracağım bu koltuğu. Babacım ne yapıyorsun, sakatlanacaksın, dur ya. Allah Allah. Ay evet fakir, kafayı mı yedin sen? Allah'ım ya. Siz bana kassız dediniz, güçsüz dediniz. Görürsünüz siz şimdi. Bunu bir kaldırayım da aklınız başınıza gelsin. Ey Allah'ım, koltuğu niye kaldırıyorsun? Git başka bir şey kaldır, manyak. Olamaz. Benim de bir şey tık dedi böyle. Çok kötü. Acıyor. Of fakir ya. Of. Biz sana kaldırma dedik. Manyak mısın ya? Evet baba ya. Ne kadar inatsın. Kaldırma dedik işte. Of ya. Sakatlandın işte. Of ya. Keşke kaldırmaya çalışmasaydım. Koptu belim. Koptu. Baba ya. Of. Git bir hastaneye görünün artık. Ne yapayım şimdi? Benim okula gitmem lazım. Geç kalıyorum zaten. Tamam oğlum tamam, sen git, ben de bir hastaneye uğrayayım. Of belim. Evet kızlar, gördüğünüz gibi karşınızda yeni arabam. Nasıl ama? Tam 5 saniyede 100'e çıkıyor. Gerçekten çok hızlı bir araba ve üstü de açık. Ay inanmıyorum, gerçekten çok güzelmiş arabam Rüzgar. Ay Rüzgar, bizi de gezdirirsin değil mi? Gezdiririm tabii kızlar, araba ne için vardır ki zaten? Kızları gezdirmek için vardır. Ay yuppi yuppi, arabayla geziyor, sen de istenecek. Ama ilk ben söyledim, ilk ben geleceğim değil mi Rüzgar? Acele etmeyin kızlar, hiç merak etmeyin. Hepiniz bineceksiniz arabama. İşte herkes orada, Rüzgar yine hava atıyor kızlara. Şuna bak ya. İnanmıyorum kızlar, şuraya bakın, şuraya bakın. Kim geliyor? Ay inanmıyorum, Arda geliyor. Ne olmuş ona öyle? Değil mi kızlar? Arda çok tipsiz, ben çok yakışıklıyım değil mi? Hayır, Arda çok yakışıklı. İnanmıyorum, aşık oldum sanırım. Arda'ya bakın. Hayır, asıl ben aşık oldum. Arda benim olacak. Ne diyorsunuz siz ya? Nasıl olur bu? O pis fakire mi aşık oldunuz? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Merhaba kızlar, günaydın. Nasılsınız bakayım he? Ay Arda bana günaydın dedi. Bayılacağım şimdi. Asıl bana dedi. Hep düşünürüz. Tamam kızlar, sakin olun ya. Hepinize dedim.
Kafayı mı yediniz siz? Ulan ne olmuş bu çocuğa ya? Kasta olmuş bu. Nereden çıktı şimdi bu? Gitti kızlar ya. Kaçıracağım şimdi kızları elimden. Arkadaşlar, eğer siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Hadi bakayım, bekliyorum abone olmanızı. Hadi. Hemen bir şekilde kızları kendime geri çekmem lazım. Evet evet, buldum. Kızlar boş verin dersi ya. Gelin okuldan kaçalım, ben de sizi arabamla gezdireyim. Ne dersiniz? Hamburger falan da ısmarlarım. Ya da benimle beraber derse de girebilirsiniz kızlar. Ne dersiniz? Derse girelim derse. Ben zaten çok çalışkan birisiyim. Okulu da çok seviyorum. Canım okulum benim. Ay aynen öyle. Ben de derse gireceğim. Arda'yla derse gireceğim. Nasıl olur bu ya? Ama siz hepiniz okuldan nefret ediyordunuz. Kaçıyorduk beraber. Ne oldu şimdi? Hepiniz inek oldunuz. Ay ben Arda için inek de olurum, öküz de olurum. Ay şunun yakışıklılığına bak. Ulan nereden çıktı bu Arda ya? Nasıl kaslı oldu bu? Of ya. Of. Şu Arda'ya bak ya. Sinir oldum ya. Okula resmen atletle gelmiş. Allah'tan bir kasları var. Şuna bak, kasıla kasıla geziyor ortalıkta. Neyse, Baldi bir sınıfa gelsin de Arda'yı bir azarlasın. O zaman görürüm ben onu. Evet gençler, hepiniz hoş geldiniz. Arda evladım, bu hal ne? Atletle gelmişsin. Evet hocam, atletle geldim. İşte şimdi ayvayı yedin Arda. Evladım gerçekten çok yakışmış. Bundan sonra hep atletle gel okula. Ne kadar kaslıymışsın sen böyle. Maşallah maşallah. Çok teşekkürler öğretmenim ya. Gerçekten çok teşekkürler. Ayrıca çok kaslı olduğun için de bütün ders notlarını 100 yapıyorum. Bundan sonra her notun 100. Hiç ders çalışmana gerek yok. Tamam mı evladım? Sen kas çalış yeter. Tamam hocam, merak etmeyin, bundan sonra ders çalışacağım, saatlerde de bol bol spor yapacağım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ne demek evladım, asıl ben teşekkür ederim kaslı olduğun için. Bu ne böyle ya, şaka mı bu, dalga mı geçiyorsunuz öğretmenim? Adam atletle gelmiş, ben gelsem olur mu yani şimdi? Okul atletle gelmek serbest mi? Hayır evladım, eğer sen okul atletle gelirsen seni okuldan atarım. Çünkü sen kaslı falan değilsin. Cılız, çikin bir şeysin. Bir de Arda'ya bak, ne kadar kaslı ya. Ama hocam, bu haksızlık ya. Of ya. Oh. Ay sağ olun öğretmenim. Arda gerçekten çok kaslı ve yakışıklı. Evet, atlet de gelsin. Oh, çok tatlı oluyor atlet giyince. Evet ya, sınıfın en yakışıklı Arda'ya Arda. Ulan Rüzgar, buraya bak Rüzgar. Of, Kezban ne var ya, ne oldu? Merak etme Rüzgar, ben hala seni yakışıklı buluyorum. Arda'yı daha seni buluyorum. Ben seni sevgilin olurum Rüzgar, hiç merak etme. Ey Allah'ım ya, düştüğümüz duruma bak. Eskiden bütün kızlar bana aşıktı, şimdi ancak Kezban aşık. Of ya, of, of Arda. Lan lan, bu da böyle ya. Arda bütün kızları kaptı oğlum. Bize kız kalmadı. Çok yakışıklı oğlum bu. Vallahi öyle direkt ya. Şuna baksana. Bütün kızlar ona aşık oldu. Bize kız kalmadı oğlum. Çıkışta dövelim bari oğlum Arda'yı ya. Ağzını burnunu kıralım oğlum. Bütün kızlar ona aşık. Bak onu döversek bir kız da bize aşık olur ya. Oğlum gerizekalı mısın sen? Arda'nın kaslarını görmüyor musun? Ağzımızı burnumuzu kırar vallahi çocuk. Haya doğru dedin oğlum. Dayağı yeriz valla. Boşver oğlum ya, dayak yemeyelim. Evet evet, bence de boşver yani. Evet gençler, şimdi size bir soru soracağım. Bakalım hangileriniz doğru cevabı bilebilecek. Yani bence kesin Arda bilir. Kaslı ve yakışıklı o yani. Kesin o bilir ama size de sorayım hadi. Yalan, kaslılıkla ne alakası var soruyu bilmenin ya? Allah Allah, ne oluyor burada ya? Gerçekten çok garip. Evet gençler, söyleyin bakalım, 5 artı 5 kaç eder? Arkadaşlar, eğer cevabı siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. 5 artı 5 kaç eder? Hocam 5 artı 5 Arda eder. Evet hocam, tüm soruların cevabı Arda bence. Arda eder. Oğlum ne oluyor, millet kafayı yemeye başladı. Arda eder ne ya, dalga mı geçiyorsunuz? O ne der ya, 5 artı 5 o ne der?
Ay bence de öğretmenim. 5+5 orada eder. Sağ olun kızlar ya. Çok şımartıyorsunuz beni. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize. Evet, başka cevap olan var mı bakayım? 5+5 arda mı eder, yoksa başka cevap olan var mı? İşte şimdi görürsünüz. 5+5 10 eder öğretmenim. Ben biliyorum cevabı. He, işte bir tane kafası çalışmayan çocuk çıktı. Evladım sen geri zekalı mısın? Bütün arkadaşların söyledi zaten cevabı. 5+5 arda eder. Cevap arda. Hocam nasıl olur bu ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne alaka ya? Allah Allah. 5+5 nasıl arda etsin? 5+5 o ne der? Bu her zaman böyleydi. Şaka mı bu? Hayır evladım, sen bilmiyorsun. Sen cahilsin, cahil. Cahil Rüzgar, yakışıklı Arda. Evet ya, Rüzgar cahil. Arda hem yakışıklı, hem zeki, hem de kaslı. Hayır ya, bu ne böyle? Kabus mu görüyorum ben? Bu ne böyle? Harbiden rüyaymış. Of ya, inanmıyorum. Çok korkunç bir kabustu bu. Bu neydi böyle ya? Arda da Arda, Arda da Arda. Kabuslarıma girdi resmen. Of ya, of. Gerçekten çok korkunçtu. Bir daha korku filmi izleyip uyumayacağım yani. Resmen herkes kafayı yemişti. Çok korkunçtu. Çok korktum. Neyse ki rüyaymış. Saat de daha sabahın 5'i ya. Gidip biraz daha uyuyayım bari. Of ya, of. Bu neydi böyle? Umarım devam etmez rüyam. Umarım devam etmez. Şöyle uyuyayım. Of ya, of. Elif gerçekten çok güzel bir kız. Elif'ten gerçekten çok hoşlanıyorum. Bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ya. Çok utanıyorum. Ama bir şekilde cesaretimi toplayıp söylemem lazım ya. Of ya, of. Nasıl söyleyeceğim? Of ya, Elif gerçekten çok tatlı. Nasıl da oyun oynuyor parkta. Çok aşığım Elif'e ya, çok. Ondan hoşlandığımı ona bir şekilde söylemem lazım. Ama ya bana reddederse? O zaman ne yaparım? Hayatım biter. En iyisi ben burada böyle oturayım. Ne yapayım başka? Ya da Rüzgar'a mı sorsam acaba ya? Belki o taktik verir bana. Aa, şurada Arda oturuyormuş. Bari gidip ondan taktik isteyeyim. Belki bana taktik verir. Arda kardeşim, ne yapıyorsun ya? Oo Rüzgar kardeşim, ben de tam sana seslenecektim ya. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu vardı. Vay be, sen benim harbiden kardeşimsin ya. Birbirimizi annen ne kadar iyi anlıyoruz. Benim de tam sana sormam gereken çok önemli bir şey vardı. Vay be, harbiden mükemmel bir arkadaşlığımız var Rüzgar. Baksana birbirimizi nasıl anlıyoruz. Söyle bakalım, neydi derdin, ne soracaktın? Kanka ben bir kıza çok aşık oldum ya. Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Sen biliyorsan eğer bana taktik verir misin diyecektim. Yani beni tersler reddeder falan diye çok korkuyorum. Taktik verebilir misin bana? Oha oğlum, gerçekten mi ya? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Ben de bir kıza aşık oldum ama nasıl soracağım bilmiyorum. Vay canına ya. Oğlum tesadüfe bak. Oha. Düşünsene ikimizin de sevgilisi var. Ne güzel ama, 4 kişi gezerdik. Harbiden ya. Çok iyi olurdu. Arkadaş olurlardı sevgililerimiz. Sen hangi kızı seviyorsun oğlum? Eğer tanıyorsam senin için konuşurum ben. Kanka aslında şu an benim sevdiğim kız buraya çok yakın. Harbiden mi ya? Benimki de çok yakın oğlum. Hem de dibimizde. Oha oğlum. Benimki de dibimizde. Oha ya, Arda şu tesadüflere bak. Hop oğlum, dur bir dakika. Bu güzel bir tesadüf değil ki. Yoksa sen, yoksa sen. Yoksa ben ne oğlum? Allah Allah. Ne var yani? İkimizinki de yakındaymış işte, ne güzel tesadüf. Oğlum sen benim sevdiğim kızı sevmiyorsun değil mi Rüzgar? Bak bozuşuruz. Yok kanka, olur mu öyle şey ya? Ben senin sevdiğin kızı niye seveyim? Allah Allah, ben Elif'i seviyorum. Oğlum bak, ben de Elif'i seviyorum Rüzgar. Bak benim canımı sıkma. Hadi oradan oğlum. Elif benim sevdiğim kız. Sen benim sevdiğim kızı sevmişsin. Ben senin sevdiğin kızı sevmedim. Sen çok hain bir arkadaşmışsın. Kardeş dedik, kalleş çıktın Arda. Demek yengene he? Demek sen nasıl bir adammışsın be? Puh, senin kalıbına be. Bundan sonra arkadaşım falan değilsin. Sen benim düşmanım sen. Bak bak, diyene bak, pis fakir seni. Ben zaten seni hiç sevmemiştim. Gram sevmiyordum oğlum ben seni. Ateş olsan anca düştüğün yeri yakarsın Arda beyefendi. Hadi oradan Rüzgar, ayağını yorganına göre uzat bak, ona göre. O ne alaka oğlum, ne diyorsun ya? Allah Allah. Bilmiyorum ki, aklıma laf gelmedi, ben de onu söyledim. Tövbe tövbe, görüşeceğiz ama seninle görüşeceğiz, görürsün. Elif'le ben sevgili olacağım. Elif'i kimseye yar etmem, görürsün sen.
Asıl sen görürsün. Sen bu maymun kılığınla hayatta ona sevgili olamazsın. Göreceksin. Elif'le ben sevgili olacağım. Diyene bak pis fakir. Elif senin gibi fakirle sevgili olmaz bir kere. Arkadaşlar sizce Elif benle mi sevgili olur yoksa Arda'yla mı? Aynen arkadaşlar, yorumlara yazın. Sizce Rüzgar'la mı sevgili olur yoksa benle mi? Bence benle. Ben çok yakışıklıyım. Rüzgar tipsiz. Göreceğiz oğlum. Göreceğiz. Kapışacağız seninle. O zaman yarışma başlasın. Elif'le ilk ben konuşacağım. Görürsün sen, görürsün. Elif, Elif ne haber ya? Evet Elif, ne haber ya? Merhaba, ne oluyor ya? Ya ne yapıyorsun diye öyle soralım dedik. Acaba işin yoksa bir kahve içelim mi? Kahve mi? Kahve ne ya? Gel beraber seni Çin lokantasına götüreyim. Sushi yiyelim birlikte. Sushi mi? Ben sushi'ye bayılırım. Sushi mi? Elif sen duymadın mı? Sushi'nin içine kaka koyuyorlarmış. Bence sakın gitme. Ne? Kaka mı koyuyorlar? Hayır ya, pis yalancı. Allah Allah, şuna bak ya, yalan söylüyor bir de. Ulan bak, ulan hile yapıyorsun sen. Yooo, ne hilesi oğlum, Allah Allah. Elif'e ulaşmak için her yol mübahtır Rüzgar'cığım, kusura bakma yani. Ay sen, ne oluyor bugün ya, gerçekten ikiniz de çok garip davranıyorsunuz. Yok ya, ne garibi. Allah yarabbi, bismillah, ne oluyor ya, Arda çarpıldı. Ay inanmıyorum Arda, ne oldu sana böyle, Allah. Siz hala kanala abone olup video like atmadınız mı? Çabuk olun yoksa sizi yerim. Birisi yardım etsin. Şişe oldu çocuk. Elif'cim, sana bakarken nereye bakacağımı şaşırıyorum. Böyle garip garip şeyler oluyor. Çok heyecanlanıyorum ya. Ey Allah'ım ya, şuna bak, maymunluk yapıyor bir de. Hem yalan söylüyor hem maymunluk yapıyor. Neyse ben biraz hava atayım. Elif biliyor musun? Ben çok iyi kaykay sürebiliyorum. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Ben kaykay sürenlere bayılırım. Bir kere sürsene. Süreyim mi? Allah, ben sürmemi istemez diye düşünüyordum. Sürsene dedi ya. İyi de ben kaykay sürmeyi bilmiyorum ki, ne yapacağım şimdi? Of of. Ay hadi Rüzgar, bekletme bizi. Ne güzel kaykay sürebiliyormuşsun. Hadi izleyelim. Ey Allah ya, bu kaykay nereden çıktı? Allah Allah, nereden biliyorsun sen kaykay sürmeyi? Of ya, of. İyi tamam, madem istiyorsun süreyim, bekle. İyi izleyin şimdi. Geliyorum. Havalı Rüzgar geliyor. Of of, umarım düşmem ya. Dümdüz süreceğim. Ne kadar zor olabilir ki? 2 dakika sürerim işte. Sürüyorum zanneder. Ay hadi Rüzgar, hadi. Gerçekten çok heyecanlandım. Hadi. Ulan şuna bak ya. İnşallah süremez de pat diye yere yapışır. Ne güzel olur ama. Tamam, başlıyorum. Oh, hadi Rüzgar, hadi yapabilirsin. İşte geliyor. Hayır, olamaz. Yere düştüm. İnanmıyorum ya, yere düştü. Şuna bak ya, yere kapıştı. Resmen rezil oldu. Çok komikti, çok. Ay inanmıyorum Rüzgar, bir şeyin var mı? Yere düştü. Arda niye gülüyorsun ya? Yardım etsene çocuğa. Ya Elif bırak ya, ne yardım edeceğim. Hani çok iyi sürüyordu, yere yapıştı işte. Ay evet Rüzgar ya, iyi sürüyorum dedin, yere yapıştın. Hayır ya oğlum, gülme ya, niye gülüyorsun? Rezil oldum ya, nasıl olur bu? Dümdüz gidecektim işte, zormuş baya. Bir sezek, madem süremiyordun niye ama atıyorsun kıza? Yalancı işte bu Elif, yalancı, görüyorsun değil mi? Yalancı erkekler çok kötü oluyor. Ay evet evet, gerçekten yalancı bu. Ya arkadaşlar, bir yanlışın anlaşılma oldu. Ben normalde profesyonel bir şekilde kaykay kayabiliyorum. Ama yani şimdi ayağım takıldı. Lan hadi oradan ya, yalancıya bak. Allah Allah, biz bu yalanları yemeyiz aslanım. Değil mi Elif? Aynen aynen, biz bu yalanları yemeyiz. Ulan Arda, ulan Arda, ulan Arda. Ya yürü git oğlum, sen yeteneksizsin. Ben burada kaykay kaymaya çalıştım. Allah Allah, sıkıyorsa sen de bir şey yap hadi. Ay evet Arda, hadi göster şuna gününü. Ulan şimdi bu nereden çıktı ya? Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi? İyi tamam, görürsen ne kadar güçlü bir erkek olduğumu göstereyim size. Ay evet evet, kaslı erkeklere bayılırım ben. Evet şimdi mekik çekiyorum. Ay o ses de neydi öyle? Bu ne böyle? Harbiden Arda, o ses neydi öyle ya? Allah, ne yaptım ben? Ne sesi ya, ne diyorsunuz siz? Allah Allah, belim kütledi galiba. Spor yapıyorum ya, arada olur öyle şeyler, olan takmayın. Ay Arda, o hiç bel kütlemesi gibi değildi. Sanki şey gibiydi, sanki altına yapmış gibiydin yani Arda. Böyle zor diye bir ses geldi. Osurdun mu Arda?
Hayır be, ben senin gibi ezik miyim Allah Allah? Niye osuracakmışım ki? Yürü git şuradan, dalga geçme benimle. Mis gibi mekik çektim işte. Sen bir tane kaykayı bile süremedin. Allah Allah, kıskanma oğlum beni. Yürü git şuradan, hadi gidin. Ay niye gidiyoruz Arda, Allah Allah? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen git. Evet oğlum, biz niye gidiyormuşuz? Sen git. Allah Allah, niye kovuyorsun bize? Yoksa bir şey mi oldu? Kalksana ya. Yok yok ya, ben kalkmayayım. Siz gidin, ben sonra kalkarım ya. Galiba altıma yaptım, ne yapacağım ben şimdi? Ay Arda, dalga mı geçiyorsun? Kalksana Allah Allah. Niye yerde yatıyorsun? Manyak mısın sen? Evet evet Arda, ayağa kalksana. Niye yerde yatıyorsun oğlum? Yoksa bir sorun mu var? Yok ya, ne sorun olacak? Yürüyün gidin oğlum şuradan. Ay Arda kalk, yoksa ben kaldıracağım seni. Of ya, alın ya alın. Mutlu musunuz şimdi? Bu hareketi yapmak çok zordu. O yüzden yaparken altıma yaptım. Ay siz ikiniz de çok eziksiniz ya. Benim sevgilim 100 tane mekik çekebiliyor. Hem de çok kaslı, çok rahat çekebiliyor. Kaykayda kayabiliyor. Sevgilin mi? Ne diyorsun sen ya? Ne yani Elif, senin sevgilin mi var? Evet, ben burada onu bekliyorum zaten. Siz ne yapıyorsunuz ki? Biz de onu bekliyoruz. Evet evet, biz de onu bekliyoruz. O bizim yakın arkadaşımız. Aa, ne kadar güzel, çok sevindim. Elif aşkım, ne haber ya? Altına mı yaptın? Aynen abi ya, ucundan kaçtı. Tutamadım, ne yapayım? Ay evet aşkım ya, bunların ikisi çok ezik, çok komikler. Evet evet, tiplerinden belli zaten. Tiplere bak. Bu ne oğlum ya, adam bizim yaşımızda ama hayvan gibi sakalı var. Ne biçim çocuk bu? Ben de anlamadım ki oğlum ya. Hormonlar biraz fazla gelmiş buna. Bu ne böyle ya? Of ya, of Rüzgar. İkimiz de rezil olduk. Harbiden ya, kızın sevgilisi varmış. Ulan boşu boşuna rezil olduk Arda ya. Of ya, of, hepsi senin yüzünden. Yürü git ya, benim yüzümdenmiş. Bir de suçu benim üstüme yapıyor. Görmüyor musun oğlum? Altıma yaptım ben burada. En çok ben rezil oldum. Hadi oradan ya, ben de kaykaydan düştüm. Ben de rezil oldum. Adamın sevgilisine bak, çok kaslı. Of ya, of Arda ya. Bu saatten sonra var ya, kızın yüzüne bile bakamam. Puuu, böyle işe ya. Of ya. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi suçları paketledim. Yine her zamanki gibi en iyi polis benim değil mi? Ay evet ya, yaşa Kerem, yaşa canım sevgilim benim. Ay evet ya, yaşa canım eski sevgilim benim. Ay Kerem, gerçekten harikasın yani. Ay evet yani, harikasın. Vallahi harikasın Kerem. Yiberni Kerem. Bu kezban nereden çıktı ya? Ne yiyeceğim seni be? Yürü git manyak. Allah, yiberni Kerem. Sen çok yakışıklısın ya. Ben de çok güzelim değil mi Keremciğim? Ya yürü git, senin neren güzel? Allah Allah. Şuna bak, manyak mıdır nedir, rezil ediyor beni burada. Utanma Kerem, utanma, söyle. Ben de çok güzelim, biliyorum. İşte gerizekalı, kızlarla konuşmaya takıldı. Şimdi buradan kaçabilirim artık. Ya Kezban yürü git şuradan. Allah Allah, ben seninle konuşmak istemiyorum ya. Yürü git. Öyle deme Kerem. Bak beni üzüyorsun yani, tamam mı? Hey Allah'ım, çattık ya. Hey, gel buraya. Olamaz, mafya kaçıyor. Hayır ya, nasıl olur bu? Nasıl kaçırdım ben onu elimden? Hop, nereye kaçtığını sanıyorsun sen he? Olamaz, sen de nereden çıktın böyle? Ay inanmıyorum, o da ne öyle? Oha! Ay ne kadar yakışıklıymış böyle. Kerem'den daha yakışıklı resmen. Ayrıca Kerem'den daha kaslı. Evet ya, Kerem'den daha yakışıklıymış ya. Bu ne böyle ya? Bütün kızlar arkasını döndü. Niye beni izlemiyor bunlar ya? Allah Allah, neye bakıyorlar acaba? Olamaz abi. Of ya Kemal, yine mi sen? Of ya. Evet, şimdi bütün hanımefendilerden özür dileyeceksin. Hayır, ben kimseden özür dilemem. Madem öyle, benim kaslarımın tadına bakacaksın. Al sana. İşte böyle olur sonun bana bulaşırsan, anladın mı? Ne kadar güçlü olduğumu görmüşsündür umarım, he? Ay inanmıyorum ya, ne kadar kaslı koştu bir beyefendi bu. Ay evet, Kerem'den bile kaslıymış, inanmıyorum ya. Ay aşık oldum galiba, bu ne böyle? Vay canına ya, vay canına, çok güçlü. Ay bunu kimseye kaptıramam yani, kesinlikle benim olmalı. Evet kızlar, gördüğünüz gibi biraz fazla kaslıyımdır. Ayrıca çok güçlüyüm, dikkat edin. Ay bayılacağım galiba, aşık oldum. Of
Of abi ya. Of of. Ne yaptın sen? Ne güzel. Bütün kızlar bana bakıyordu. Şimdi hepsi sana bakıyor. Ne güzel. Şehirdeki en havalı kişi bendim ya. Bütün ilgiyi sen çektin şimdi. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yakışıklılık ve güçlülük tesadüf değildir. Değil mi kızlar? Ay evet evet. Kesinlikle tesadüf değilmiş. Şuna bakın. Aslı sen de mi ya? Ay ne yapayım Kerem, çok yakışıklı yani abin, baksana. Ay evet ya evet. Of Kerem, beni niye daha önce abinle tanıştırmadın? Bu yüzden tanıştırmadım işte. Hepiniz bana hayrandınız. Şimdi hepiniz abime hayran oldunuz ya. Of ya. Olsun Kerem'cim, ben hala sana hayran olurum. Evet evet, Kezban Hanım sana hayran olur. Evet Kezban Hanım, lütfen Kerem Bey'e hayran olun. Evet Kerem'cim, sen hiç merak etme. Gel bura. Hayır ya, yürü git. Yok öyle bir şey. Hoş lan, hoş. Gel buraya Kerem'cim, utanma. Gel buraya, gel. Şimdi sana ham yapacağım. Hayır ya, nereden çıktı bu manyak? Hayır, olamaz. Gelme sakın üstüme. Gelme, git. Geliyorum Kerem'cim. Sakın kaçma. Gel buraya. Hayır ya, olamaz. Tazı gibi koşuyor manyağa bak. Kızdan da kurtulduk. İyi oldu. Sadece güzel kızlar kaldı. Bütün kızlar artık bana aşık. Kerem'e değil. Evet kızlar, kim bu kaslı çocukla gezmek ister? Ben gezmek isterim. O zaman hadi yürüyün bakalım. Hepimiz birlikte gezmeye gidiyoruz. İşte sonunda o manyağı izimi kaybettirdim. Of ya of, yakalasaydı ne yapacaktım kim bilir. Çok korkunçtu gerçekten. Neyse ya, neyse ki yakalanmadım. Oh be. Bu ne böyle ya, bir de abime bak. Şehirdeki bütün kızlar onun peşinden koşturuyor. Vallahi bize güzel kız bırakmadı. Bu ne böyle ya. Ay Kenan, çok yakışıklısın. Bana bak bakayım, of yerim ya. Tamam kızlar ya, sakin olun. Allah Allah. Of abi of, görürsün ama sen. Tekrardan bütün kızlar bana hayran olacak. Ne güzel, hepsi bana hayran da. Kerem komiser de, Kerem komiser diye peşimde koştururlar da. Senin yüzünden şimdi sadece Kezban kaldı. Ama hepsini kendime tekrar hayran edeceğim. Göreceksin, güzel bir plan yapmam lazım. Gerçekten çok havalı bir kurtarma planı. Evet evet, kesinlikle bunu yapmalıyım. O zaman tekrardan bütün kızlar bana aşık olurlar. Durun, sakın yaklaşmayın. Birisi buraya atom bombası bırakmış. Her an patlayabilir. Onu imha etmem lazım. Çabuk çabuk uzaklaşın buradan. Bölgeye yaklaşmayın. Sakın. Nasıl olur ya, bu bombanın burada ne işi var? Kesin Kerem bir şeyler karıştırıyor yine. Ay inanmıyorum. Kerem ne kadar havalısın. Nükleer bombayı imha etmeye çalışıyor. Ne kadar riskli. Ay evet ya, ne kadar korkusuz. Ay bayılırım korkusuz erkeklere. Evet evet, gerçekten çok etkilendim ben de. Madem nükleer bomba, bırak ben de yardım edeyim. Biliyorsun ben de askeriyede eğitim aldım. Sana yardım edebilirim. Ay Kemal'e bakın ya, ne kadar cesur. O da yardım et diyor. O da çok cesur. Ay evet ya, Kemal de çok cesur. Hayır ya, hayır, olamaz. Hayır kardeşim, sen bana yardım edemezsin. Çok geç kalmış olabiliriz. Bu bombayı imha edemeyebiliriz. Sen herkesi al ve bu şehirden çıkart. Size zarar gelmesine göz yumamam. Ben kendimi feda ediyorum. Tamam mı? Siz gidin kurtulun. Ay inanmıyorum ya. Kerem'e bakın, kendini feda ediyor. Ay ne kadar fedakar. Evet ya, ne kadar fedakar. Kendisi kurtarmak için feda ediyor yani. Demek öyle kardeşim. Öyle bir şey yok. Kanca beraber, kanca beraber yani. Ben de buradayım. Anladın mı? Ya yürü git, bu benim bombam. Allah Allah, gelemezsin işte. Ben imha edeceğim buna. Hadi oradan beceriksiz. Sen onu imha falan edemezsin. Ben edeceğim işte, ben edeceğim. Ya Allah Allah, gelmiş benim bombamla uğraşıyor ya. Yürü git kardeşim, sen kızları kurtarsana. Hayatlarını kurtar hadi. Ben de bombayı imha edeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana ne kardeşim, ben de bombayı imha etmek istiyorum. Ben edeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Ayrıca bak, zaman geçiyor, patlamasın. Yok yok, patlamaz o. Merak etme, ben süresini durdurdum. Hadi oradan yalancı seni. Çakma değil mi bu bomba? He? Hepsi kızlar için değil mi? Kızların ilgisini çekmek için yaptın.
Arkadaşlar, eğer size ne kadar kaslı olabileceğimizi öğretmemi istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Abone olan herkese nasıl kaslı olabileceğine dair bilgiler vereceğim. Beklemede kalın. Hadi oradan be, ben öyle bir şey yapacak adam mıyım? Allah'ım yarabbim, bunu yapsa sen yaparsın. Ben asla işimi böyle şeylere karıştırmam bir kere, tamam mı? Hadi oradan karıştırmazmışmış. Ben senin kanını biliyorum be. Ben senin abinim. Ay ne oluyor ya, bırakın ya. Kavga etmeyi. Ay evet ya, Allah Allah, bomba patlayacak şimdi, ne yapıyorsunuz? Ay evet, hepimiz öleceğiz. Ya durun ya, ben süresini durdurdum diyorum ya, Allah Allah. Bunlar da öleceğiz, başımızı şişirdiniz be. Harbiden ya, başımızı şişirdiniz. Allah Allah, çekil bakayım, şu bombaya bakacağım. Hayır ya, yürü git, bakamazsın. Benim bombam bu, benim işte. Allah Allah, bu bombaya sadece ben bakabilirim. Anladın mı beni? Nedenmiş o? He, nedenmiş? Çünkü çakma değil mi? Bana gösterirsen anlarım diye korkuyorsun. Ne korkacağım be, sen bana iftira atıyorsun. İftiracı seni. Ay ne oluyor ya, bunlar ne yapıyor böyle? İnanmıyorum. Ay harbiden kafayı yediler galiba. Kerem, artık oyun oynamayı bırak, bak kanıtlarım onun çakma olduğunu. Hadi oradan, bombanın yanına bile yaklaşamazsın. Anladın mı beni? Asla da kanıtlayamazsın. Polis amca, benim oyuncağımı ne zaman giyivereceksin? Artık ben de bomba oyuncağımda oyun oynamak istiyorum. Ulan be Kerem, yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun. Demek bomba oyuncaktı, hem de küçük bir bebekten aldın öyle mi? Ulan Velet, sen nereden çıktın? Yürü git şuradan be. Allah Allah, seninle mi uğraşacağım? Yürü git. Rezil ediyorsun beni burada, görmüyor musun? Ama abi, oyuncağımı versene. Ay yürüyün kızlar, yürüyün. İkisi de kafayı yemiş, bırakın bunları. Ay evet evet, bunların ikisi de kafayı yemiş. Uğraşılmaz bu erkeklerle. Ay evet ya, er kolar kapatılsın. Ulan Velet, rezil ettin beni. Bütün kızlar gidiyor şimdi, mutlu musun? Harbiden benim de suçum vardı ya, bütün kızlar gitti. Abi ben ne yaptım ya, sizin salaklığınız yüzünden beni niye suçluyorsunuz? Allah Allah, benim oyuncağımı alıp buraya koymasaydın o zaman polis abi. Ulan Velet, en iyisi bunu hapse atalım. Evet, en iyisi bunu hapse atalım, pis Velet. Hop, şuraya bak, ne kadar güzel bir kız ya. Mira'ya gerçekten çok aşığım. Ama onun yanına gidip konuşmaya çok utanıyorum ya. Hop. Ya yanına gittiğimde beni terslerse çok korkuyorum gerçekten. Ama gitmezsem bunu da bilemem ki, hiç tanışamayız. Ay of, nerede kaldı bu otobüs ya? Allah Allah, ayaklarım kopacak şimdi. Ağaç oldum burada be. Bu da ne böyle? Bu niye bana dik bakıyor ya? Allah Allah. İşte o da bana bakıyor. Ay işte bu be, kesin bana aşık oldu. Artık onun yanına gidip konuşabilirim ya. Kesin bana bakıyorsa aşıktır yani. Baksana nasıl bakıyor. Ey Allah'ım, ne bakıyor bu ya? Öküze bak, ne bakıyor? Allah Allah, dik bakıyor bana. Şimdi de öldürecek kendini. Hadi fakir, kendin gibi olmalısın. Yapabilirsin, doğal davran. Hop kadın, bana bak lan. Ne dedim ben, hanımefendi, bakar mısınız acaba? Allah Allah, ben pek öyle duymadım ama neyse. Yok canım, başka ne diyeceğim yani? Allah Allah ya, ne dediysem dedim, dinleyeceksin beni, bak lan buraya. Oğlum bak beyefendi, öküz konuşma, ağzını vurma, kırarım senin. Pardon hanımefendi ya, ağzımdan kaçmış yani, kusura bakmayın, ben normalde hiç böyle birisi değilim, normalde daha salağım. Tövbe, kardeşim sen üzülmüşsün. Yoksa üzülü taklidi mi yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle be? Yok canım, taklit falan yok. Tamamen olduğum gibiyim işte. Aynı böyleyim. Ey Allah'ım, çattık ya. Of. Ya Miray Hanım, ben şeyden geldim. Ben size evlenme teklif edecektim de size çok aşık oldum yani. O yüzden evlenme teklif etmeye geldim. Rica etsem benimle evlenir misiniz ya? Ay tabii evlenirim, yakışıklı. Hiç evlenmez miyim? Ne? Yakışıklı mı? Ben yakışıklı mıyım gerçekten? Ay tabii yakışıklısın, yakışıklı. Yakışıklı olmasan yakışıklı mı derdim? Ay yok, bana bir şeyler oluyor. Ay, gitti adam. İyi hadi, kurtulduk be sonunda. Ay bu ayaklanmadan en iyisi gideyim ben. Bir daha musallat olmasın bana. Ay ya, kız gitti. Uf ya, neredeyse evleniyorduk. Bayılayım derken kaçırdım işte kızı. Neyse ya,
bu böyle olmayacak. Benim gidip kas falan yapmam lazım. Eğer kas yaparsam ben çok havalı olurum. O zaman belki bana bakar. Evet evet, gidip en iyisi kas yapayım ben. Bayağı bir kaslı olayım. O zaman belki bana aşık olur. Ulan ulan, burada ne oluyor? Benim hayvanlarım nerede? Hayvanlarımın hepsi gitmez. Ulan fakir, ne yapıyorsun oğlum sen burada? Allah, görmüyor musun ya? Spor yapıyorum işte burada. Baksana şu kaslarıma. Oh be, şuna bak, şuna. Ulan oğlum, benim hayvanlarım nerede? Hayvanlarım nereye gitti oğlum? Senin hayvanların benim içime girdi yani. Hepsini kas yaptım. Nasıl yani oğlum? Ne diyorsun sen? Allah, cahil cahil konuşma ya. Allah Allah, kas yapmak için proteine ihtiyaç var. O yüzden de et yemem gerekiyordu. Ben de bütün çiftliği yedim işte. Ama baksana, bayağı bir kaslı oldum yani. Ulan oğlum, sen benimle dalga geçiyorsun değil mi? Ulan oğlum, bütün çiftliği nasıl yiyorsun ya? Hepsini yedin. Öşeklerimi de mi yedin oğlum? Valla hepsini yemek zorunda kaldım. Bu kaslar öyle kolay yapılmıyor. Hala ne yapalım? Ulan fakir oğlum, seni öldüreceğim oğlum. Allah, bu adam delirdi iyice ya. En iyisi ben tüyüyüm buradan hemen. Kusura bakma hala, al sana. Allah, kaç kaç, bayıldı adam. Ulan oğlum, göreceksin sen oğlum. Oh valla, bir hava almak iyi oldu. Kahvemi içeyim, muzlu pastalarından da yiyeyim, mis gibi karnımı doyurayım. Sonra da gider çalışırım biraz. İşte işte, Miray orada. Kaslarımı gördüğü zaman var ya, bana çok bir aşık olacak. Hey Miray. Fakir, bu da ne böyle? Nasılım ama? Of, şu kaslara bak, görüyorsun değil mi? Hayır. Ne sapı Miray ya, saçmalama, kas bunlar, kas kızım, görmüyor musun ya, ne sapı? Ay yürü git şuradan, çıplak çıplak masamın üstüne çekmiş, garip garip hareketler yapıyor, şuna bak, pis sapık. Ay yok Miray, sen beni çok yanlış anladın ya, öyle şey mi olur, ben niye öyle şeyler yapayım, Allah Allah ya. Ay yapıyorsun işte, pis çıplak, defol git buradan, defol, pis sapık, imdat. Hay Allah ya, buradan hemen gitmezsem dayak yiyeceğim. En iyisi ben kaçayım ya. Of ya, yine yapamadık. Ay defol git be, defol git. Allah Allah, manyak mıdır nedir? Ruh hastasına bak, çıplak çıplak gelmiş ya. Allah Allah. Yok ya yok, bu iş böyle olmayacak. En iyisi ben gideyim bu güzel arabamla, gidip Miray'a hava atayım. Belki o zaman benden etkilenir. Hem kasta hem de arabası var der. İşte Miray burada. İşte buldum. Hey Miray. Ay dur be dur. Ay yok kız yok, ne ezmesi, Allah Allah ya. Sen de kafayı mı yedin ya? Niye ezeyim ben seni? Ben sana aşığım, Allah Allah. Ay ne bileyim, senin sağ solun belli olmuyor. Çok garip bir adamsın sen, manyağı tekisin. Bir gün çıplak çıplak gelirsin. Bir gün bana garip garip laflar edersin. Bir gün arabayla ezersin. Her şeyi beklerim ben senden. Saçmalama Miray ya, sen her şeyi yanlış anladın yani. Ben hiçbirini yapmak istememiştim. Nasıl ama arabam, çok havalı değil mi? Hadi gel gezdireyim seni, iki tur atalım, ne dersin? Ay neresi havalı bir bu arabanın, Allah Allah. Leş gibi araba, iğrenç yani, midem bulandı. Nasıl midem bulandı ya, Allah Allah. 10 numara kayış gibi araba yani, daha ne istiyorsun? Ay saçmalama, iğrenç bir arabam var gerçekten. İğrenç. Gerçekten kalbimi çok kırıyorsun yani. Benim arabam gayet güzel değil mi arkadaşlar? Arabam çok güzel değil mi ya? Yorumlara yazın. Benim arabam mükemmel bir araba değil mi arkadaşlar? Şunun güzelliğine baksanıza. Rüzgarlığı bile var. Ay hacı oradan be, Allah Allah. Senin araban iğrenç bir araba bir kere. İşte kendini kandırmaya çalışma, tamam mı fakir? Hey Allah'ım ya, bırak Allah aşkına. Gayet de güzel bir araba. Sen kıskandın benim arabamı. Ay Miraycığım, bu ne böyle ya? He, bu külüstür araba da ne böyle? Bu pis fakirle takılmıyorsun değil mi Miray? Sana hiç yakıştıramam yani. Arkadaşlar, beni seven herkes kanala abone olup videoya da like atabilir mi ya? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş, abone sayısından göreceğiz şimdi. Bakayım kimler seviyormuş. Ay yok be yok, ne takılacağım bu pis fakirle. Allah Allah, fakirin teki işte. İğrenç bir arabası var, beni ezmeye çalışıyor. Hayır ya, yok öyle bir şey. Ezmeye falan çalışmıyor.
etmiyorum. Saçmalama ya. Ne? Kardeşim sen kadını niye ezmeye çalışıyorsun he? Hadsiz herif. Defol git çabuk buradan. Defol git. Ay beni de nasıl koruyor? Ay çok zengin hem de. Ay aşık oldum galiba ya. Bu ne böyle ya? Ben peşinden koşuyorum. Başkalarına aşık oluyor. Nasıl kız bu ya? Allah Allah. Hadi kardeşim hadi. Defol git buradan. Senin gibi fukaralara yer yok burada. Anladın mı beni he? Burası zenginlerin yeri. Senin gibi fakirlerin yeri değil. Ay be. Demek para o kadar önemli sizin için. Öyle mi? Demek sizin tek istediğiniz para, zenginlik he? Aynen öyle. Ama o sende yok işte. Sende olmayan şeyler yani. Aynen öyle kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi buradan defolup gitme zamanın geldi senin. Hadi yalla. İyi tamam öyle olsun bakalım. Öyle olsun. Görüşeceğiz ama sizde. Bu iş burada bitmez. Ay bugün çok güzel bir gündü gerçekten. Evet evet benim için de çok güzeldi. He? Ay bu kalabalık da ne böyle ya orada? Bilmiyorum ki. Ünlü biri falan geldi herhalde. Baksana bir sürü kişi önüne toplanmış adamın. Ay gidip bakalım. Belki çok ünlü birisi gelmiştir. Evet evet olabilir. Hadi gidelim hemen. Kralım siz çok yaşayın. Kralım. Ulan kralım size zamanında yardırdığım bütün redler helal olsun ya. Kralım sayenizde çok güvenli bir şehrimiz var. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar lütfen şımartmayın beni ya. Allah Allah. Allah Allah bu da kim? He? Fakir. Ay inanmıyorum fakir. Sen kral olmuşsun. Evet evet kral oldum. Artık sizin kralınızım biliyorsunuz değil mi? Ama bu nasıl olur ya? Ama inanamıyorum. Neyine inanamıyorum? Uyar herif. Kralımız işte o bizim. İnanacaksın oğlum. Ay fakir. İnanmıyorum. Çok yakışmış sana krallık. Gerçekten çok tatlı olmuşsun. Evet evet öyle oldum tabii öyle. Ay yalnız kralımıza çok yaklaşmazsan sevinirim. Evet evet eğer çok yaklaşırsan elektroşok vermek zorunda kalabilirim sana. Ay fakir ne diyor bunlar? Bir şey söyle şunlara. Allah Allah ben senin sevgilin değil miyim? Ne nasıl ya ama biz onu dışlıyorduk. Şimdi neler diyorsun sen Miray? Allah Allah. Yo değilsin. Benim senin gibi para göz bir sevgilim asla olamaz. Tamam mı Miray? Ne oldu? Bana bakmıyordun. Beni hep dışlıyordun. Şimdi kral oldum diye bana aşık mı oldun? He? Yok öyle ya ama. Ama fakir yok öyle ya ama. Defol git şimdi buradan. Anladın mı beni? Vay be Miray. Senin de gerçek yüzünü görmüş olduk. Fakir. Senden de özür dilerim. Şimdi tek başına yaşamaya devam et Miraycığım. Hadi görüşürüz. Yallah sana. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Ay karnım çok aç. Ay şu çöpe bakayım bari. Belki bu çöpün içinde yiyecek bir şeyler vardır. Birileri koymuşlar. Bu çevrede oturan bir sürü zengin var. Belki birisi güzel bir şeyler atmıştır çöpe. Ben de bulursam alır bir güzel yerim onu. Ay acaba yok mu bir şey? Bakayım şöyle. İnanmıyorum bu dilenciler nereden geldi buraya? He? Bizim mahallemize de mi dadandı bu pis çöpçüler ya? Allah Allah. Bu da bana birazdan tanıdık geliyor ama neyse. Hop kardeşim ne yaptığını sanıyorsun sen burada? Olamaz zengin şey. Ne? Olamaz. Miray bu sen misin? Yoksa sen bu çöpten ne arıyorsun? Yemek falan mı arıyorsun yoksa? Çöpçü mü oldun sen? Sen bu kadar fakir miydin Miray? Ay yok be saçmalama. Çöp atıyordum ben. Allah Allah. Nesi var yani? Çöpe niye bakayım böyle? Peki ne bileyim yani çok garip bakıyordun. Bu üstündekiler ne o zaman? Niye böyle giyindin? Fakir gibi giyinmişsin. Ay saçmalama zengin ne fakir be. Allah Allah yeni moda oğlum bunlar. Gucci'nin yeni sezon kıyafetleri bunlar ne sandın? Ben bunlara tam 20 bin dolar ödedim. Allah Allah ne fakiri. Vay canına 20 bin dolar mı ödedin? Ben çok yanlış anlamışım seni Miray o zaman. Neyse. Hadi sana kolay gelsin. İyi çöp atmalar. Ben gideyim o zaman. Ay tamam tamam. Hadi görüşürüz madem. Ay şu gitsin de karnımı doyurayım bir ya. Ne yani? Evi burası mıymış? Buraya park etti arabasını. Ay işte gidiyor.
Ben bu Mira'ya hiç güvenemedim yani. Kesin bana yalan söyledi. Balkona çıkıp kontrol edeceğim onu. Bakalım aşağıda ne yapıyor? Bakalım çöpten yemek yiyecek mi? Çöp öyle bir karıştırıyordu ki sanki yemek yiyecek gibi. Ben fakirin gözlerinden anlarım. Ayrıca fakir adamı da hiç sevmem. Hayatta fakirlerle arkadaşlık kurmam yani. Eğer Miray fakirse onunla arkadaşlığımı anında bitiririm. Ay işte çöpten çok güzel bir elma buldum minicik. Ay şunun tatlılığına bak, biraz çürümüş ama olsun yani. Ben bunu şimdi afiyetle yerim, kahvaltımı yapmış olurum. Ne oluyor orada ya? Ne yaptı o Miray? Yoksa çöpten elma mı çıkarttı? Ne yapacak onu ya? Yoksa yiyecek mi? İnanmıyorum. Yoksa fakir misin sen? Ay dayanamayacağım. Hayır, olamaz. Miray nasıl yaptın bunu? Olamaz zengin. Sen oradan beni mi izliyordun? Hayır ya, olamaz, yakalandım. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın pis fakir? Leş pislik. Beni sen dolandırdın resmen. Kandırdın beni. Gözlerime inanamıyorum. Çöpten elma yedin. Fakir. Benimle arkadaş olmaya nasıl cüret edersin sen ha? Zengin, anlatabilirim. Dur, yapma ne olursun. Biz iflas ettik. Bana ne be, bana ne, iflas ettiyseniz ettiniz, bana ne oğlum? Sen var ya, sen resmen beni kandırdın. Kandırdın sen beni. Nasıl yaparsın bana bunu? Nasıl yaparsın? Ben insanlara seninle arkadaş olduğumu nasıl açıklayacağım şimdi? Pis fakir. Zengin, üzgünüm, ne yapayım, karnım çok açtı. Of ya, of, çok kötü iflas ettik işte. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çöpten yemek zorunda kaldım. Bundan sonra benim senin gibi bir arkadaşım yok. Sakın bir daha çevreme dahi yaklaşma, anladın mı beni? Tamam ya, tamam. Özür dilerim, yaklaşmam. Zengin abi, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz ya? Miray da buradaymış, hiç haber vermiyorsun. Kapa çeneni fakir. Bundan sonra Miray falan yok, anladın mı? Ne diyorsun sen zengin ya? Niye yok Miray? Anlamıyorum, ne diyorsun? Miray gayet iyi bir insan. Yoksa bir kötülük mü yaptı sana? Evet oğlum, bizi kandırıyormuş resmen. Yıllardır hem de. Hayır, yıllardır değil. Biz yine iflas ettik bir kere, tamam mı? Ne? İflas mı ettiniz? Geçmiş olsun Miray ya. Bir şeyiniz var mı? Kötü müsünüz? Durumunuz nasıl? Fakir, ne yapıyorsun abi? Az önce ben onu var ya çöpten yemek yerken de yakaladım. İğrençti yani. O kadar kötü durumları. Ay inanmıyorum ya. Miray sen hiç merak etme. Ben sana yardımcı olurum. Biliyorsun ben sana çok aşığım. Fakir, kafayı mı yedin? Ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Çöpten yemek yiyor oğlum bu kız. Ben onu bu hayattan kurtarırım abi. Baksana şunun güzelliğine. Ay fakir, gerçekten mi? Gerçekten bunu yapar mısın bana? İnanmıyorum. Sen harika birisin. Zengin benim kalbimi çok kırmıştı. Hayattaki her şeyimi kaybettim sanmıştım. Ama sen bana umut oldun. Çok mutluyum fakir. Ah Miray. Ah, çok aşığım sana. Hayır fakir, saçmalama. Böyle bir fakirle sevgili falan olamazsın. Sen bunlara layık değilsin oğlum. Kendine gel fakir, kendine gel. Büyü yaptı bu kız sana kesin. Hayır abi, yok büyü falan. Kendine gel artık ya. Ben Miray'ı seviyorum. Anla artık canı, tamam mı? Anla. Bizi hiçbir güç ayıramaz. Anladın mı beni? Aynen öyle. Ben de seni çok seviyorum fakir. Hayır. Hayır, buna izin veremem. Göreceksin sen. Belki ben seni ikna edemedim ama ikna edecek olan kişiyi biliyorum. Görürsün sen. Fakir dede acil bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu evladım? Söyle. Fakir farkında olmadan çok yanlış bir şey yapıyor. Onu durdurman lazım. Fakir ama fas fakir böyle. Nasıl fakir? İğrenç fakir bir kızla sevgili oluyor. Yani kız o kadar fakir ki çöpten elma falan yiyor. Yani anlatabiliyor musun dede? Anlatıyorsun. Vay fakire bak sen. Hıyar herif. Demek öyle he. Demek fakir kız getirecekmiş benim evime. Kimse benim evime fakir kız getiremez. Aynen öyle dedeceğim. Ben de dedim ama dinletemedim işte fakire. Sen konuşsan iyi edersin. Seni dinler. Aferin zengin. Aferin. İyi ettin yeğenim. Beni uyardın. Ben hindi konuşurum fakirle.
Görün o. Konuş dedem konuş. Bu kız kesin büyü falan yaptı fakire yani. Yoksa fakir böyle bir adam değil. O kıza bakmaz yani. Evet evet doğru diyorsun. Ben bir konuşayım da. Bakalım ne olmuş. Dedeciğim beni çağırmışsın. Gel bakayım buraya sen gel konuşacağız. Arkadaşlar beni seven herkes kanala abone olup videoya da like atabilir mi ya? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş abone sayısından göreceğiz şimdi. Bakayım kimler seviyormuş? Buyur dedeciğim ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Bastonlu dizine vurduğuna göre çok önemli bir şey olmuş olmalı. Ne oldu? Ulan hıyar herif senin yüzünden anca bastonumuzu dizimize vuruyoruz işte. Oğlunu dövmeyen dizini döverim işte hala. Doğru doğru. Olur mu öyle şey ya? Neden yani? Ben bir şey yapmadım ki. Ben hep senin yüzdüğün yolda yürüdüm. Zengin oldum. Evet, evet de. Şimdi ne yapıyorsun? Senin paranı yiyecek fakir bir kız buluyorsun kendine değil mi? Hıyar. Fakir kızdan, çöpçü kızdan sana hayır gelmez evladım. Bırak onu bırak. Dedeciğim olmaz yapamam ben onu çok seviyorum. Mira'ya çok aşığım. Onu asla bırakamam yani. Ulan gerizekalı, ulan aptal, ulan hıyar. O kız seni paran için kullanıyor. Anlamıyor musun sen? Allah Allah ya. Öyle şey mi olur dedeciğim ya? Miray beni çok seviyor. Sen yanlış anlamışsın ya. Bana bak fakir. Eğer o kızdan beraber takılacaksan ben sana 5 kuruş para vermem. Bundan sonra da fakir kalırsan. Benim mirasım başkalarına gider. Ama dedeciğim Aması maması yok bunun. Üstündekileri bile alırım. Anladın mı beni? 5 kuruş parasız kalırsın vallahi ortada. Dımdızlak kalırsın öyle. Ne olursa olsun ben Mira'yı bırakamam. Anladın mı? Ben onu çok seviyorum. Aşığım ona. İyi madem öyleyse. Her şeyini bırak defol git buradan. Hadi. İyi tamam öyle olsun madem. Ne yapayım? Allah Allah ya. Gidiyorum işte ben. Of of. Miray geldim işte. Fakir inanmıyorum. Senin bu halin nere böyle? Senin için her şeyimi feda ettim Miray. Dedem de seni kabul etmedi. Arkadaşlarım da seni kabul etmedi. Ama ben seni çok seviyorum. Fakir olduğun için seni terk edemem. Ben böyle bir şey yapamam yani. Ama bana dediler ki eğer o kızın yanına gideceksen her şeyini bırak öyle git. Sana hiçbir şey vermeyiz dediler. Ben de her şeyimi bıraktım geldim işte. Ne yani fakir? Benim için fakir olmayı mı seçtin? İnanmıyorum ya. Benim için evsiz mi kaldın? Evet Miray ama hiç pişman değilim. Senin için her şey değer yani. Seni çok seviyorum. Ay saçmalama be gerizekalı. Fakir kaldık şimdi ikimiz de ne yapacağız Allah Allah. Ben sen zenginsin diye sana güveniyordum. Ne diyorsun Miray ya? Ne oluyor ya? Aa. Ayoo fakir ben seninle param var diye şey yapıyordum yani Allah Allah. Seni sevdiğim falan yok yani. Ben senin paranı seviyordum be. Eğer paran yoksa ben de yokum. Allah Allah. Bu ne böyle ya? Miray neler diyorsun sen? Sen bana aşık değil misin yoksa? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum dolandırıldım. Ay ne aşık olacağım be sana. Allah Allah. Çirkin ördek yavrusu. Şempanzeye benziyorsun sen. Kum maymunu. İnanmıyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. Defol git buradan. Defol git. İnanmıyorum. Aşkım meğer yalanmış. Yalan bu aşk meşişler oğlum. İnanma. Allah Allah. Hayır ya. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Resmen beni terk edip gitti. Benimle param için birlikteymiş. İnanmıyorum ya. Hayır. Dedeciğim bana yardım et. Kız beni terk etti dedeciğim ya. Ağam ya. Dur lan dur ağlama Allah Allah ya. Lan ne saftirik adamsın sen ya. Ya gördün değil mi? Sen gördüğe yaptım işte bunları. Ya ne oldu? Bana inanmıyordun. Dedeciğim ya sen ne bilgili adammışsın. Bundan sonra senin lafından asla ama asla çekmeyeceğim ya. Asla hep seni dinleyeceğim. Söz veriyorum söz. Ya aferin böyle adam olacaksın işte. Yarım akıllı. Allah Allah beni dinlemezsen var ya seni soyup soğana çevirelim.
ederler oğlum. Haklıymışsın dedeciğim ya, haklıymışsın. Sen var ya çok büyük adamsın. Dolandırılıyor adam. Aha! Evet çok değerli halkım, gördüğünüz gibi yeni belediye başkanı benim. Ve sizlerle birlikte çok güzel hizmetlere adım atacağız birlikte. Allah Allah, küçücük çocuksun sen. Bırak şunu evladım, belediye başkanı tekrardan ben olayım ya. İyi şuradan hadi. Hayır dedeciğim, kusura bakma. Artık belediye başkanı benim. Yani ben ne istersem o olacak. Peki başkanım, düşündüğünüz yenilikler nelerdir acaba? Anlatır mısınız biraz? Belediyedeki tüm parayla çocuklara en iyi bilgisayarları alacağım. Herkes bilgisayar oynasın. Bir de PlayStation 5 alacağım. Hem de en iyisinden. Üstelik bunlarla da kalmayacağız. Şehrimize bir havuz yaptıracağım. İyi de bizim şehrimizde bir sürü havuz var ki zaten. Allah Allah. Hadi ya, Allah Allah. Neyse ben bir tane daha yaptıracağım işte. Ayrıca bütün çocuklara istedikleri oyuncaklar bedava. Vay canına be, gerçekten mükemmel bir başkan. Şuraya bak. Ay evet evet, çok iyi bir başkan. Belediye başkanımız bir harika. Ayrıca artık çalışmak diye bir şey yok. İster istediği mesleği yapabilir. Kim ne isterse onu yapsın. Vay canına, sonunda dilediğim mesleği yapabileceğim. Ben artık hırsız olacağım. Vay canına ya, ben de doktor olacağım. Hep doktor olmak istemiştim der. Hiçbir şey bilmiyorum ama olsan, nasıl olsa istersem olabilirim. Ben polislikle uğraşmayayım o zaman, ne gerek var? Daha çok para yapabileceğim bir iş yapayım. Yahu evladım, iyi o işte, senin bir dakika yere okula gitmen gerekiyor. Okula mı gideceksin, belediye başkanı mı olacaksın? Sen okulunu bitirene kadar ver, ben belediye başkanı olayım ya işte. Allah Allah. Ne, okul mu? Evet evet doğru, bir de okul vardı değil mi? Evet, okulları da iptal ediyorum. Artık okul falan yok. İşte bu be, oley, yok be, okul yok, artık okula gitmeyeceğim. Bu nasıl saçmalık böyle ya? Allah Allah, okula gitmeden olur mu? Evet çok saçma. Okul çok önemli bir şey. Okumadan adam olamazsınız. Babacım ben kızım zaten. Adam olmama gerek yok. Oo, mis gibi oldu işte. Evet evet, okulu iptal ediyorum. Okul bence çok sıkıcı. O yüzden iptal ettim. Arkadaşlar sizce okul güzel mi yoksa sıkıcı mı? Yorumlara yazın bakalım. Siz okulu seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben iptal ettim gitti. Eyvah. Ayvayı yedik. Şehrin iyice çivisi çıkacak şimdi. Herkes istediğini yapacak. Yandık ya, yandık. Oh be, işte sonunda doktor oldum. Harika oldu bu yeni başkan ya. Normalde olsa hayatta doktor olamazdım yani. Notlarım yetmez de doktor olmak çok zordu eskiden. Şimdi istediğimiz olabiliyoruz, ne güzel. Mis gibi doktor oldum. Ay doktor bey merhaba ya. Benim size acilen bir şey danışmam lazım. Çok hastayım. Tabii tabii, buyurun. İlk hastam siz olacaksınız. Hayırlı olsun bakalım. Söyleyin bakalım, ne derdiniz var? Ya karnıma çok kötü bir ağrı giriyor. Geceleri uyuyamıyorum. Rezalet bir şey yani. Berbat, çok kötü ağrıyor karnım. Bunun çözümü çok basit hanımefendi. Hemen gidip kakanızı yapın tuvalete, iyileşirsiniz. Doktor bey siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Allah Allah, o kadarını ben de düşünebiliyorum yani. Ne yapıvereyim ben? Allah Allah, ben de insanım, sen de insansın. Sen ne düşünüyorsan ben de onu düşünüyorum işte. Ya doktor bey, bunun bir ilacı falan yok mu ya? Allah Allah. Ne bileyim ben be, ilk defa doktor oluyorum. Nereden bileyim ben ilaçları? Allah Allah. Git bir tuvalete gir, geçer işte kardeşim. Ne uzattın ya? Yazıklar olsun sana. Ne biçim doktorsun sen be? Allah Allah. Terbiyesine bak ya, yüzüme tükürdü gitti. Allah Allah, doktora da hiç saygı kalmamış. Evet kızım, işte artık sen de okula gitmediğine göre hırsızlıkta bana yardımcı olabilirsin. İlk hedefimiz belediye binasını soymak olacak. Olur babacığım, belediye binasında güzel para vardır. Hepsini soyarız. Aynen öyle kızım. Nasıl olsa artık bütün meslekler serbest oldu. İsteyen istediğini yapabiliyor. Kerem komiser de polisliği bıraktı zaten. Biz de hırsız olalım. Evet babacığım. Nasıl olsa hırsızlık da bir meslek sonuçta değil mi yani? Evet evet. Aynen öyle. Şimdi kızım planımız şöyle. Sen içeri gireceksin. Belediye başkanını oyalarken ben de bütün paraları çalacağım. Tamam mı? Tamam babacığım. Olur. Hadi bakalım kızım, hemen gidelim. Olur babacığım. Hop hop. Ali ne haber? Sıla ne haber ya? Hoş geldin. Ne oldu, senin de işin var burada? Gelmezdin sen buraya. Hiç, ne yapıyorsun diye bakmaya geldim. Seni özledim. Ne oldu ki? Ne, hep beni mi özledin? Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. İşte bu. Sonunda Sıla da bana aşık oldu sanırım. İşte bu be. Ay şapşala bak, galiba bana aşık oldu. Neyse babam bir an önce paraları çalsın da gideyim buradan. İşte bu, şehrin
Tüm paraları burada. Tüm paraları ve altınları burada gizli. Arkadaşlar sanırım beni seven kimse yok. Beni seven herkes kanala abone olup videoya like atabilir mi? Bakalım beni de seven insanlar var mıymış, görelim. Artık hepsi benim olacak. Nasıl olsa hırsızlık yapabilirim. Artık serbest. İşte bu be. Çok zengin olduk. Artık istediğim her şeyi alabileceğim. Yatlar, katlar, villalar, yalılar, köşkler hepsi benim olacak. Bu parayla tüm şehri satın alabilirim. Oley be. Sıla daha ne yapıyorsun? Babandan nasıl acaba? Ailen falan iyi durumda değil mi? Evet evet, çok iyi durumda. Hatta babam şu an Yalova'da. Seni soyuyor. Bütün belediyeyi soyuyor. Ne? Belediyeyi mi soyuyor? Bütün paralarımızı çalıyor mu? Neden ya? Sen bütün meslekler serbest dedin ya. Babam da hırsız olmayı seçti. O yüzden seni soyuyor. Of ya, beni niye soyuyor ya? Of of. Ama neyse, evet ben öyle söylemiştim. Her şey serbest demiştim. Bir de senin baban şimdi. Kızamam ki. Eğer kızarsam bana olan aşkın gidebilir. O yüzden baban istediğini alabilir. Ay sağ ol Ali ya. Çok tatlısın. Teşekkür ederiz. Kızım, işimiz bitti burada. Artık gidebiliriz. Hadi yürü bakalım. Tamam babacığım, hadi gidelim buradan. Abi 5 dakika daha otursaydınız ya, bir çay mı içseydiniz? O kadar paraları çaldınız yani. Yorulmuşsunuzdur. Bir yorgunluk kahvesi falan iyi giderdi. Yok yok Alicem, başka zaman artık. Başka zaman gelir kahveni içeriz. Gerçi bir daha kahve alamazsın. Çünkü hiç paran kalmadı. Of abi ya, ne yapacağım ben şimdi? Bütün paraları çalmasaydın bari. Senin yüzünden şehir iflas etti. Yapacak bir şey yok Alicem. Herkese istediği mesleği yapabilirsin dersen böyle olur işte. Şehirde bir tane bile polis kalmadı. Neyse Alicem, nasıl olsa biz aldık paraları. Kızmazsın değil mi? Yok yok, sana nasıl kızayım ben ya. Of ya, nereden aşık oldum ben bu kıza. Bütün paralarımı çaldı. Sağ ol Alicem, hadi görüşürüz. Biz gidiyoruz, bay bay. İyi ya, tamam gidin. Of ya. Işınlandılar gittiler işte. Ne yapacağım ben şimdi? Şehrin parası kalmadı. Of of. Keşke dedeme verseydim başkanlığı. Neyse, çaktırmadan gidip dedeme vereyim bari başkanlığı. Paranın boşaldığını anlamasın. Dedeciğim dedeciğim, merhaba. Merhaba torunum benim. Nasıl gidiyor başkanlık, iyi mi? Ya dedeciğim iyi ama ben düşündüm taşındım ve dedim ki benim dedem en iyi belediye başkanı olur dedim. O yüzden de belediye başkanlığımı sana veriyorum. Artık başkan olmaktan vazgeçtim. Sen ol. Gerçekten mi? Canım torunum benim be. Ne kadar düşüncelisin sen. Aslan torunum benim. Evet yani haklısın. En iyi belediye başkanı ben olurum zaten. Evet evet dedeciğim. O yüzden belediyenin başkanı sen geç. Ben artık istifa ediyorum. Görevimi sana verdim. Vay be, canım torunum benim. Aslansın sen be. Kral adamsın. Helal olsun sana. Çok doğru bir karar vermişsin. Neyse dedeciğim, sana hadi hayırlı olsun. Ben bir an önce kaçayım buradan. Allah Allah ya, bu çocuk belediye başkanlığını çok istiyordu. Durduk yere şimdi bana geri verdi. Gerçekten çok garip yani. Ama neyse, tekrardan başkan oldum. Oley! İşte Sıla orada. Artık ona aşkımı itiraf edebilirim. Sıla, seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Evet Ali, dinliyorum ama çok zamanımı alma lütfen. Hadi hızlı ol biraz. Ben gerçekten sana çok aşığım. Acaba benim sevgilim olur musun? He? Ne? Anlamadım. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Senin gibi fakirle niye sevgili olayım ben? Senin hiç paran kalmadı ki. Ama bak, biz ev aşırı zenginiz. Çok zenginiz yani. Senin ise hiç paran yok. İyi de o paraların hepsini benden çaldınız zaten. Ne alakası var şimdi? Sen yani sadece beni kullanıyor muydun? Para için kullanıyor muydun beni? Sırf beni soyabilmek için beni seviyormuş gibi mi yaptın? Beni kandırdın mı? Evet, aynen öyle yaptım. Aslında seni hiç sevmemiştim ben. Şimdi defol git buradan. Seni hiç sevmiyorum, biz fakir. İnanmıyorum ya, sen ne kadar kötü bir kızmışsın. İnanmıyorum, hayır ya, olamaz ya. Of, defol git işte. Biz fakir seni. Allah Allah ya, bu ne böyle? Vay be, aslında hiç sevilmemişim. Kimse beni sevmiyormuş. Vay be. Ben de beni seviyorlar sanıyordum. Eğer sen beni seven yokmuş. Herkes beni kullanıyormuş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Hayır ya. Olamaz ya. Bu oda niye boş ya? Paralar nerede? Ali, ulan Ali. Paraları da attın. Ali gel buraya. Ulan sen şimdi bittin. Eşek sıması paraları yemiş. Ulan.